Bizim Yapı İlçelerde Gündem programını sunar. Bir İlçelerde Gündem programında tekrar birlikteyiz. Bu haftaki konuklarımız Karasu'dan Cihan Ersöz. Cihan abi hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Hendek'ten Orhan Topçu. Orhan Bey hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi Ramazanlar. Teşekkür ederim. Pamukova'dan İsmail Çetintaş. Hoş geldin İsmail. Hoş bulduk abi. Sağ ol. Evet. Konuya Cihan Hoca'dan başlayalım. Cihan Hoca, ilk konudan başlayalım seninle. Uzaktan geliyoruz diye herhalde. Uzaktan geliyorsun. Bir de geçen hafta olmadığın için bu hafta... Geçen hafta değil, önceki hafta da yoktum. Önceki hafta da yoktunuz. Evet. Ankara'ya gittiniz ama. Ayrı kaldık, evet. Evet. Ve 15 gün ayrıydık yani. Onun için 15 gün birikti Karasu. Karasu'ya biraz fazla söz vereceğiz herhalde bu ay. Konulara girmeden önce, gündeme girmeden önce internet gazeteciliği yayınında 20 yılı devirdiniz. Onu girelim, ondan girelim, ondan başlayalım. Ondan sonra dur. İlk konumuz olsun. Akgözlü net görüntüyü verir misin? Onu unutmadan. Demek ki... Siz bir hazırlayın. Evet, evet. Bir fotoğraf alalım. Gel abi. Hoş geldin. 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 Böyle bir gelin fotoğraf alalım. Yapaya bak. Buyurun. Nasıl buradaymış ya? Kardeş. Teşekkür ederiz. Buyurun. Ona güzel. Yapar yılmaz. Bizim doktorumuz var. Profesör doktorumuz. Kırıkçılışımız. İyi bir doktor. İyi bir dost. Benim yanımdaki yerim. Bunlar da Muhtarlar Derneği Başkanı Zahra Savaş ve Edaş Arızat Müdürü Erol Bey. Rota yerleşti mi? Yeni Şoförler Odası Başkanımız. Genç Şaban Yıldırım, Şaban Özdemir. Belediye Başkanımız. Başhekimimiz, doktorlarımız, başhekim yardımcımız. Yes, Savaş. Bu tarafa geldim. Baş, Mehmet Bey. Yok. Onun yanındaki. Benim yanımda olan cerrah. İkinci katı kariyer. Evet, burada doktor. Ödül verdiğimiz doktorlarla bir tanesi. Hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Yaramaz iki. Serkan abi fotoğrafı. Hadi bakalım. İş adamı. Doktor Yaşar Yılmaz Akgözü'nün en eski doktoru, en yaşlı doktoru. 41. yıl onun da. Bu sene 41 yıldır Akgözü'de doktor. Tamam. İyi bir dost. Parası olandan alır, olmayandan almaz.
şey evet. Bende grubu. Emre hoş geldin. Etini tutar mısın? Önce kurduğumuz sitemiz bugün 20 yaşında. Bugün yaş gününü kutladık. Ramazan dolayısıyla da iftarla beraber olduğu yaş günü böyle bir program yaptık. Program bana göre güzel oldu. Katılanlar da güzel olduğunu söylüyor. Evet Cihan Hocam buyurun. Nice 20 yıllara diyelim. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Şimdi Karasu gündemi siz bana mesaj attınız. Fotoğraf varsa bir gün önce Hakan'a gönderin diye. Hı. Aşk olsun yani. Karasu böyle fotoğraflara, görüntülere sığacak bir ilçe değil. Evet. Biliyorsunuz dünya mal olmuş bir ilçeyiz artık. Evet. Ufak tefek fotoğraflarla. O nedenle fotoğraf göndermedik. Şakası bir yana da. Gündem nedir? Tabii gündem, Türkiye'de gündem neyse her zaman söylüyorum. Karasu'da da o. Ekonomi birinci sırada yer alıyor. Bizi etkileyen, ekonomide olumsuz anlamda etkileyen nedenlerin başında da birinci olmasa bile dikkati çeken tabii herkes tarafından dikkatin üzerine toplayabileceği bir konu. Biliyorsunuz Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş bizi etkiledi. Liman şu anda kapasitesinin dörtte birinde falan çalışıyor. Ukrayna'dan gelen gemiler, oraya yapılan seferler durdu. Ro-ro evet. Seferleri. Bir ay geçiyor. Dolayısıyla orada yüzü aşkın tır var. Bunlar işsiz kaldı. İhracat anlamında da etkilendi. Hem ilçe hem Türkiye, bölgemiz. Hı. Bunun yanı sıra biliyorsunuz Karadeniz'e salınan mayınlar konusu var. Evet. Önce mayın. 420 mayın olduğu açıklandı. 420 mayın. O sistemden kurtulmuş ve yayılmış. Akıntılara kapılarak Karadeniz'de kısa sürede yine adaya ulaşabileceği Bulgaristan sınırına. Onunla ilgili ben yabancı basında karıştırırken yabancı basın zaten dilimiz o kadar gelişkin değil yabancı dilimiz. İnternette karıştırırken Karadeniz ve bir mayın görüntüsü dikkatimi çekti. Yazıyı internetten o bir programla Türkçe'ye çevirdim. Bundan 12-13 gün önce, 15 gün oldu belki. 420 mayının Karadeniz'e salındığı haberini yapmıştım ben. Sonra baktım ulusal basında da o gün çıkmış, birkaç gün sonra da devam etti. En son Rusya'nın da bir açıklaması var. 420 değil de 370 mayının Karadeniz'e serbest şekilde dolaştığı akıntılara kapılarak. Bu da tabii bizim sonuçta şeyi etkiliyor. Balıkçılık sektörünü etkiliyor. Bizim orada su ürünleri kooperatif var. Evet. Bir hayli de üyesi var. Tam net olarak söyleyemeyeceğim şimdi. O anlamda etkiliyor. Onun ötesinde genelde bir şey, biz hayat pahalı diye kamuoyunda söylenen şey, ben onu hayat pahalı olarak adlandırmıyorum. Onun adı değerin düşmesi, paramızın değerinin düşmesi ve her türlü malın günlük dolar kuru üzerine endekslenmesi. Bu bizim sözünü ettiğimiz pahalılığı getiriyor. Şimdi hayat pahalılığı dediğiniz zaman hayat pahalılığının faturası başka birilerine kesiliyor. Mesela stokçular deniyor, hemen hedef saptırılıyor. Evet. Ondan sonra kendi kendine zam yapanlar işte bu kadar olmaması lazım ama bu fırsattan yararlandı. Fırsatçılar diyelim. Fırsatçılar zam yaptı deyip oraya bile faturası kesiliyor. Ama işin aslına baktığınız zaman bu paranın değerinin düşmesi. Bir örnek vereceğim size. Tedavüle girdiği 2009 yılında 200 TL. Bütün 200 TL ile 131 dolar alınırken şimdi 13 dolar alıyoruz. Başlı başına tipik bir örnektir. 1,5-1,6. Tabii öyle öyle. Evet, şimdi 13 lira. Hesapladım 13 lira. Tüp 2 ay önce 130 lira, şimdi 300 lira. 20 lira. Biber 24 lira. Domates 30 lira bir arkadaş. 30 lira ben aldım. 30 lira bir arkadaş tek domates alayım dedi. Yalnız yaşıyor arkadaşım. Çocuklar İstanbul'da. Dün söyledi bana. Hocam dedi gittim bir domates tarttırdım dedi. Kaç kuruş verdim dedi. 3 lira. 15 kuruş tutmuş. Küçük bir domates almış. Bir domates, evet. Yani onun ötesinde artık bunları saymaya gerek yok. Marul tanesi 20 lira, patlıcan tanesi 4 lira 0.8 kuruş, salatalık 4 lira 40 kuruş. Bunlar tanesi. Özel olarak hesapladık yani. Gübre. Buradan şeye geleceğim.
Ya neden bu pahalı? Üretimi pahalı. Üretim pahalı. Yani mazotu, gübresi, ondan sonra tohumu, ilacı, işçiliği, tohumu, sayın sayabildiğiniz kadar. Bunları eklediğiniz zaman karşımıza böyle bir tablo çıkıyor. Fındık gübresi 14.250 lirayla 16.000 lira arasında değişiyor. Tonu. Tonu değil mi? Evet, tonu. Önceden 3.000-4.000 lira civarındaydı. 14.250-16.000 lira. Benzin 19 lira, mazot 21 lira. LPG'ye, LPG'ye bugün gene zam gelmiş 63 kuruş. 11 lira 70 okudum şeyde. Tabelalarda gelirken. Ondan sonra TÜİK zaten bunların toplamında TÜİK'in açıkladığı faiz enflasyon 61,14. Enflasyon araştırma grubunun 142,63. 142,63. Resmi açıklamanın iki katından fazla. Evet. Şimdi biri yalan söylüyor ama kim yalan söylüyor abi? Biri ya, arada bayağı fark var. Ya çok büyük fark var. Şimdi bu tabii gündem. Gündem bu. Herkes şaşkın vaziyette. Açık söyleyeyim. Bilmiyorum sizin ilçelerde durum nedir. Aynen. Yani ekonomiyi kimse konuşmak istemiyor. Hayat pahalılığına şaşırmış vaziyette. Ufkunu göremiyor. Esnaf önünü göremiyor. Sattığı malı aynı fiyat, aldığı, daha önce aldığı fiyattan alıp yine raflara veya tezgahına koyup koyamayacağından endişeli. Böyle bir belirsizlik piyasada giderken, şimdi planın öbür yüzünü çeviriyorum. Biz Karasu'da kaç gündür, haftalardır belki de şeyi tartışıyoruz. Esnaf odası seçimlerinden sonra başlayan bir tartışma var. Evet. Yani bir fındık kabuğunu doldurmaz bir olay. Neredeyse ilçe gündemini atladı, il gündemine oturdu. Ulusal basına neredeyse malzeme olacağız yani. Şimdi ne var burada? Burada ben açık söyleyeyim. Burada olan iş aile arasında bir tartışma. Aile arasında diyorum. Neden aile arasında? Esnaf odası başkanıyla belediye başkanı. Belediye başkanı arasındaki tartışma. Bu aile arası tartışma. Çünkü esnaf odası başkanımız, belediye başkanı zaten biliyorsunuz İktidar Partisi'nin AK Partili. Esnaf odası başkanımız 2018 seçimlerinden önce üyesi olduğu Saadet Partisi'nden ayrılarak 40 tane gençle, 40'a yakın gençle birlikte bir AK Parti'nin ilçe danışma toplantısında partiye katıldığını hatırlıyorum. Biliyorum, oradaydım, haberini de yaptık. 40'a yakın gençle birlikte. Evet. Saadet Partisi'nin AK Partisi'ne geldi. Bugüne kadar istifa ettiğine dair bir haber, bir bilgi bize ulaşmadı. Öyle olsa zaten bilirdik. Dolayısıyla AK Parti'nin bir üyesi. AK Parti, İshak Bey'in, Sayın Başkanımızın söylediği gibi AK Parti gömleği giydi ama ya bol geliyor, dar geliyor tartışmalarına girmeden. Şimdi bir şeye geçiyorum. Esnaf Odası Başkanı, rakibi kimdi? Eski Başkan İlyas Balcı. AK Parti'nin kurucu üyesi. İlyas Balcı AK Parti'nin kurucu üyesi karşısında. Evet. İl Genel Meclisi üyeliği yaptı bir dönem, iki dönemi. Daha sonra belediye meclisi üyeliği yaptı Karasu'da AK Parti'den. Dolayısıyla o da aileden yani. O tartışmanın içine pek girmiyor ama evet. O niye ona bıraktı diye bir tartışma da sürüyor bizim özelde Karasu'da. Öbür taraftan bir üçüncü aday var. Üçüncü aday da Milliyetçi Hareket Partisi'nin çıkardığı bir aday. Daha önce Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanı bizim gazeteci arkadaşımız İlyas Balcı ile eski başkanla bir pazarlık yapmış. 2 veya 3 yönetim kurulu üyeli başka yardımcısına seçilmiş. Anlaşma sağlanamayınca ayrı aday çıkmış. MHP'ye de bakıyoruz. Bugün Cumhur İttifakı'nın üyesi aynı aile. Evet. Siyasi bir aile olarak düşünecekseniz aile. Burada dışarıdan aile. Kimse yok yani. Yok, kimse yok. Kimse yok. Milliyetçi Hareket Partisi aday çıkarmamış diyelim yani. Hayır ya, yok. Şimdi hakkını yemeyelim. Bu yeni seçilen arkadaşımız Cihan Emre Adaşım, Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir isim koymuş. Yönetim kurulundan bir isim var şeyde. İyi Parti'den de bir kişi var diye duydum. Belki çok da önemli değil. Sivil toplum kuruluşlarında İYİ Parti'den var, İYİ Parti'den yok diye. O tartışma da gereksiz. Esnaf olması önemli. Esnaf olması önemli. Dolayısıyla bu konu böyle. Ama diğer taraftan bakıyoruz. Şimdi bu ekonomi dedik ya. Gürcüce bilen var mı içinizde? Yok. Nacari derler. Nacari. Paraya. Evet. Nacari. Para aldığını biliyorsun. Hem hazinede para bitti, nacari bitti. Hem belediyede nacari bitti. Dolayısıyla faturanın birine kesilmesi lazım. Kime kesilecek? Vatandaşa. Vatandaşa kesilecek de vatandaştan önce Sayın Başkan eski başkana kesiyor faturayı. İşte haklı olarak. Evet. İspiroğlu'na. Haklı olarak ona kesiyor. Tartışmada bu da var. İl basında en son canlı yayında izledim Sayın Başkanı. Eski başkandan yüksek miktarda bir borç devraldığını söylüyor.
Nedir bu borç? Alınan bir kredi. O krediye eklenen faizler. Sonra süre uzatımıyla eklenen yeni bir faiz daha. Bakın o borç 46 milyon lira. Biz ona 45 milyon lira diyorum. O mahkeme sürecinde var mı? Mahkeme tabii var. Şey, mahkeme devam ediyor. İki duruşma. Evet. İki şey sonlandı. Kararları verildi. Şimdi sanıyorum istinafta. 2016'da alınmış bu kredi belediye tarafından 15 milyon dolar. O günün 3 lira dolar kuru şeyiyle. 15 milyon dolar kredi alınmış. Bugün 15 milyon doların Türk parası karşılığı 225 milyon lira. 15 liradan. Böyle mi? Yok. İsmail Bey. 48 milyon. 16, 32, 48 yapar. Bugün 15 milyon. 15 lira dolar. 15 lira 3 liraymış. Doğru. Evet, 3 liraymış. 200, evet doğru. 3 liraymış. Bugün 225 milyon lira. Vay anasını. Vatandaş faizi hesap uzmanı yapmış. 70 tabii hesap uzmanı. Vatandaş hesap uzmanı. Matematiği severim. 70 milyon da bunun faizini koydum. 300 milyon lira. Bugünün parasıyla 300 milyon lira içeri gitmişiz. Yapılan iş 46 milyon liraya karşılık adli şeye yansıyan, fetiş raporlarına yansıyan 26 milyon liralık iş yapılmış, 20 milyon zarar gösterilmiş. Zarar fazladan ödenmiş. Bu adliyelere konu olmuş bir olay, sonuçlanmış bir olay. Ceza ile sonuçlanmış bir olay. Geriye 274 milyon lira kalıyor. 274 milyon lira bütçe, Karasu Belediyesi'nin 5 yıllık harcayabileceği. Yani bütçeye koyarsın, hepsini harcayamazsın, para bulamazsın da. 5 yıl, bugün itibariyle 5 yıllık bütçesine eşit. Şimdi başkan diyor ki, sahilde 14 milyon liraya bir projeye başlattık. Bugüne kadar 14 milyon lira harcadık. Son ilçe danışmada projeyi durdurduğunu, orayı bitireceğini, devam etmeyeceğini. Çünkü bir 3 kilometrelik daha bir bölüm var. Bugünkü fiyatla 14 milyonun ancak 50 milyon liraya yapılabileceğini söylüyor. Bugünkü şeylerle, kur üzerinden hesapladığınız zaman. Bu da bir itiraf aslında bana göre. Bu nedir? Pahalı. Türk parasının değeri düşmesi. Pahalılık falan değil İsmail Bey. Pahalılık değil. Türk parasının değeri düştü. Değer kaybetti. Evet. Paramız değer kaybetti. Değer çok değerli. Bu pahalılık dediğin zaman baştan söyledim. Fatura başkalarına kesiliyor. Ona buna kesiliyor. Pahalılık değil. Bu ekonominin kötü yönetilmesinden kaynaklanan Türk parasının değerinin düşmesi. Ve dolayısıyla şimdi geliyorum. Bu krediyi başımıza açan kim? Sadece başkan mı? Değil. Bakın. Bu kredinin kabul edildiği belediye meclis oylamasına 19 AK Partili üyeden 17'si katılıyor. 17'si. Bunun 8'i hayır oyu veriyor. 9'u evet diyor. Muhalefetin 6 üyesi var. MHP muhalefetin. Bu 6 üyeden 5'i evet veriyor ve bu oylama geçiyor. Kredi kabul ediliyor. Eğer bu kredi burada reddedilse şey yok. Karasu bugün bunları konuşmayacaktı. Her ay 1 milyon lira hak edişinden İller Bankası'ndan para kesilecek. Yani o krediden dolayı 300 milyon. Tabii o kredin Karasu getirdiği maliyet, Karasu Belediyesi'nde getirdiği maliyet. Kesinlikle biz bunu o dönemlerde feryat edenlerin arasında biri benim, başkaları da vardı. Biz dinletemedik muhterem Karasu halkına. Biz dinletemedik yöneticilere. Bunlara şimdi Sayın Belediye Başkanı geçen hafta işte buna karşı çıktığını söylüyor. Doğru. Bu krediye karşı çıktı. Hatta 2000 belediye başkanı 2015'te sanıyorum şeye geçti. AK Parti'ye geçti. MHP'den. Evet. Mayıs ayıydı. Evet, Mayıs ayıydı. Evet. 2015'te geçti. 9 aylık süresini, ilk döneminin 9 aylık süresini şeyde geçirdi. AK Parti'de geçirdi. 5 yılda ondan sonra geçirdi. 5 yıl 9 aylık bir görev şeyi var, süresi var. Bu kredi olayının geçtiği dönemde belediyeyi yöneten kişi olarak. Fakat arkasında kim var? 6 kişilik MHP'nin 5 kişilik üyesi. 5 meclis üyesi buna destek verdi. Ben bunun için diyorum aile içi bir kavga bunlar. Evet. Belediye başkanının söyledikleri bana aile içi kavga olarak geliyor. Aile içi kavga çünkü destek veren MHP AK Parti'nin yarısı şey vermediği halde, oy vermediği halde bu kredinin geçmesi için. Bakın buna karşı çıkan meclis üyeleri, AK Parti'nin meclis üyeleri başvurmadık yer bırakmadılar. Cumhurbaşkanlığına başvurdular. AK Parti Genel Merkezi'ne başvurdular. Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçeyle başvurdular. Sakarya Valiliğine başvurdular. İle başvurdular. Ne dendi bunlara biliyor musun? Partimize zarar veriyorsunuz, sesinizi kesin oturun aşağıya. Bunu söyleyen il başkanı bugün Sakarya merkez ilçelerden birinde belediye başkanı. Onun için diyorum bu aile içi bir mesele.
Bu kimseye dert yatmaya, yanmaya şeyi yok, hakkı yok. Bugünkü yönetim kimsenin dert yanmaya hakkı yok. Bakın, Karasu'nun, ben burada çıkardım, son 22 yılında AK Parti var. 1999-2009 arası 10 yıl Fazilet Partisi ile AK Parti. Fazilet Partisi seçildi, eski başkan, AK Partili başkan. Daha sonra AK Parti'ye geçti. 2009-2019 MHP'den seçildi, AK Parti'ye geçti. Bunun son 9 ayı da AK Parti'ye yazılıyor. 2019-2022, bugün de AK Parti. 22 yıldır AK Parti'nin ve AK Parti'nin doğduğu partiden gelen belediye başkanının yönettiği bir ilçede, ilçeden söz ediyoruz. Bu 22 yılın sevabıyla, günahıyla her şeyinden AK Parti sorumlu. Sevapları da ona yazılır, günahları da ona yazılır. Bunun için diyorum ki, demin baştan saydığım bu hayat pahalılığı ile ilgili, pahalılık dediğimiz işte Türk parasının değerinin kaybolması ile ilgili sonuçlar bir kenara itildi. Bugün biz neyi tartışıyoruz? Belediyenin borçlarını tartışıyoruz. Sorumlu sizsiniz. Sorumlu sizsiniz ya. Esnaf odasıyla belediye başkanı, kardeşim aynı ailedensiniz, bırakın bu tartışmayı, kapalı kapılar arkasında geçin konuşun, kamuoyunu meşgul etmeyin. Karasu'nun daha büyük dertleri var. Açık söylüyorum, yani. Bu aile için var. 22 yıldır olan bitenin her şey aile içinde gerçekleşmiştir. Hiçbir muhalefet partisinin dahli yoktur, müdahalesi yoktur. Muhalefet partisi zaten yatmış, o da uyuyor. Ona sıra gelir mi şimdi bilmiyorum da, yeri de değil zaten. Ona da bir başka programda sıra gelir diyor. Bir dokun bir daha işit. Evet. Aile içi kavga mı? Aile içi kavga. Suya zarar vermiş. Halka zarar vermiş. Yani aile içi kavga. Onu da halk değerlendirecek artık. Halkımız değerlendirecek. Evet, Hendek'e gelelim. Hendek'te önce şeyden başlayalım. Şu belediye başkanı ayağına çağıran ya şeyle ilgili bürokrat müdür hanımla ilgili. Müdür hanımla. Evet, müdür hanım Tevhid 164'te de gündeme getirmiştik. Kaymakamlık Yazı İşleri Müdüresi. Tabii bir gazetecinin iddiasıydı bu. Gazetecinin yaptığı haberde belediye başkanının bir vatandaşın yol meselesi yüzünden kaymakamlığa çağrıldığı, müdür hanım sorgular gibi belediye başkanıyla konuştuğu ve orada hatta belediye başkanının parayla ilgili birkaç şey söylediğini, benim param var da buraya çağırıyorsunuz, para yok mu gibi, paracı başkan gibi bir algı oluşturuluyor yönünde yapılan haberde iddialar vardı. Tabii bu haberi araştırdık biz. Tabii ki 164'ten de seslendik. Dedik ki Hendek kamuoyu haberin cevabını bekliyor. Bu olay doğru mu değil mi diyerekten. Hatta Alaaddin abi de o zaman Vali Bey'e de seslenmişsiniz. Evet, Kaymakam evet. Bey cevap vermezse Vali Bey cevaplasın diyerekten. Ve Kaymakam Bey sağ olsun geçen hafta bize gerekli olan cevabı verdi. Kaymakam Bey'in resmi yazıyla verdiği bir cevap. İlk defa ben gazeteci olarak resmi kurumdan resmi cevap aldım. Resmi yazıyla. Resmi yazıyla beraber. Yani. Resmi yazıyla beraber. Evet. Olayın oluş şeklinin, ondan sonra haberde yapılan iddia edilenlerin doğru olmadığını, tamamen asparagas olduğu şeklinde Kaymakam Bey resmi sayı numarasıyla birlikte resmi olarak bize bildirdi. Biz de buradan bizim haberimize, aynı şekilde TV264 ekranlarından seslenişimize cevap verdiği için, ilçe kamuoyunu aydınlattığı için Hendek Kaymakamı Ali, evet, İbrahim Acır Bey'e teşekkür ediyoruz. Kaymakam Bey'e teşekkür ediyoruz. Evet, demek yani ki gazetecileri ciddiye alabiliyorlar, alıyorlar da. Yani gelirken az evvel söyledik, yani kamuoyunu düşünelim, önüne Hendek kamuoyunu. Bir gemi olarak düşünürsek gazeteciler kaptanlar, gemi kaptanı. Gazetecilerin yazdığı haberlerle, yaptığı haberlerle bu gemi fırtınaya da kapılır, fırtınada da batar, fırtınadan da çıkar. Burada dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum. Yalan haberin kaymakamlık makamı tarafından ciddiye alınmasında TV264'ün de etkili olduğunu düşünüyorum ben. Evet. Burada program yapımcımız Sayın Alaaddin Onur'a da teşekkür ediyorum. Aynı şekilde İsmail Bey de düşüncelerini söylemişti. Demek ki bizim görevimiz gerçekleri araştırmak, bulmak ve ortaya çıkarmaktır. Yalan haber yapan, asparagaz haber yapanlar olacak. Tabii ki onların da iddiaları olacaktır. Ama
En güzel cevabı da resmi bir kurumdan resmi yazıyla verilmesi kamuoyunun aydınlanması için çok iyi oldu. Bizim için yeterli zaten. Evet. Kaymakam Bey'in resmi yazısı bizim için yeterlidir. Yani orada. Şimdi siz Cihan abiye bir dokundunuz bina için. Bina için. Karasu'da. Cihan abi Hendek'te de durumlar aynı. Ekonomik yönden özellikle ekonomik yönden durum aynı. Marketlerde eski yoğunluk yok. Yoğunluk olan yere de bakıyoruz. İnsanlar raflardaki fiyatlara bakıyor, seyrediyor, gidiyor. Gerçekten alım gücü düştü. Ben size katılıyorum dediğinize. Türk parasının değer kaybetmesinden dolayı. Çok güzel örnek verdiniz 200 lirayla birlikte. Yani aslında ekonomistlerin vereceği bir cevap şeklinde oldu. Ben de bu verdiğiniz bilgilendirme için teşekkür ederim. Çok güzel açıkladınız. Ben şimdi şeyden bahsetmek istiyorum. Pide zamından. Evet. Ramazan'a girerken pide zammı yaşadık. Ben onu pide zammı olarak görmedim. Yani ben burada fırıncıları kutluyorum. Ramazan ayını bu sefer fırsata çevirmediler. Gerçekten çok alt seviyeden tuttular. Hendek'te 550 gram pideyi 10 TL yaptı fırıncılar. Tek pide çıkacak dediler. Alınan karar oydu. İnşallah bozulmaz, devam eder. 550 gram pide 10 TL. Bugün markete gittiğimiz zaman unların fiyatlarına bakıyoruz. Bir kilo un 10 liradan başlıyor. 13,5, 14,5'a kadar çıkıyor. Takriben dediğimiz zaman 550 gramsa 6-6,5 lirası zaten un. Un fiyatı yani bir kilo unun yarısı 5-6 lira diyelim 550 gram. Bunun üzerine elektrik var, su var, İşçilik SSK var, var, işçi maaşı aynen, var. Çok güzel. Yani 10 TL bana göre Ramazan'da demek ki vatandaşı düşündüler fırıncılar. Ben buradan fırıncı esnaflarımıza, Hendek'teki fırıncı esnaflarımıza çok teşekkür ediyorum. Böyle bir zamanda ülkenin ekonomik şartlarının belli olduğu bir dönemde fırsata çevirmeden, kendi kazançlarından fedakarlık yaparak Hendek halkına şöyle dedim ben ucuz pide yedikleri için diyorum. Evet. Çünkü benim beklediğim fiyat 550 gramda yani vatandaş olarak yaptığımız araç 13-14 lira olur mu diye düşünüyordum. O kadar şey yaptı. Alıştık artık zamlara alıştık. Onun için yani 10 lira direkten açıklama yaptı. 12 de yapabilirlerdi. Tabii. Ama yapmadılar. Buradan mübarek Ramazan'da bu şekilde davranmalarından dolayı ahilik anlayış diyelim buna. Evet. Ahilik kültürü diyelim. Demek ki ölmemiş. Biz öldü diyoruz ama. Ama alarm veriyor fırıncılar. Ben evet. Fırıncıyla konuştum. Un fiyatları giderek yükseliyor. Daha da evet, yükselecek. Evet. Evet. Ve bunun altından biz kalkamayız. Ekmek astronomik evet. şeylere çıkabilir. Bugün bile mesela bayatlamış ekmekler bir gün sonrasında evet, onu... ne yapılıyordu? Onlar galeta unu falan yapılıyormuş. Onun ötesinde çeşitli şekilde değerlendik. Bugün ertesi gün millet bayatlamış ekmek kuyruğunda diyor. Ucuz ekmek. Evet. Alım gücü özellikle, düşük olanlar. Özellikle şimdi bakıyoruz. Bayatlamış ekmek de bulamıyorsunuz fırınlarda. Ben şimdi geçen gittim. Lazımdı. Önceden doluydu. Çuval çuvaldı. Şimdi yok. Bir yok. Tane dahi bulamadım yani. Sabah erken alıyorlarmış. Cenab-ı işte bu fedakarlık aslında Ramazan ayı için. Ben şey, sizde ne kadar? Yalnız, size de mi aynı fiyat? Aynı fiyat. Aynı. Bizde de aynı. O zaman aynı. Tüm fırıncılara aynı. Buradan evet. teşekkür ederim. Yalnız fırıncılardan yani. Benim bir ricam var. Bir ricam var. 550 gram pide 10 lira. Bunun bir de bir ufağını yapıyorlar. 6 liraya satıyorlar. Evet. Fakat bunu bir türlü çıkarmıyorlar. Sadece 10 liralık pideyi çıkarıyorlar. Şimdi evde iki kişi olanlara 10 liralık pide büyük geliyor. Evet. Pide de kaldı mı yenmiyor. Evet. Ekmek yenmesi gibi değil. Yenmesi gerekir aslında. Aldın mı yiyeceksin. Aldığın anda yiyeceğim bitireceğim evet. şey. Bir de sahurda yersin. Ertesi gün iftarda yiyemezsin. Yiyemez, yani. Evet. Bir küçüğünü yapabilirler diyorsun. Onun ricam evet. o onluk ekmeklerin arasına birkaç da altılık atsınlar da benim evet. gibi evdeki kişi olanlar yani her gün bir pide bir parça pide artıyor. Evet. evet. Abi bir de şeyi çıkartalım aradan madem şeye girmişken hem de dün akşam çok güzel bir program vardı. Eğer videosunu verebilirlerse. Evet. Hendek iftar. MHP'nin kurucu... Hendek iftarı verir misin? Kurucu Genel Başkanı, Ülkücü Hareketin Lideri Başbal Pastan evet. Türkeş'in vefatını 25. seneyi devriyesinde Hendek'te MHP İlçe Teşkilatı, Ülke Ocakları ve KAÇEP organizasyonuyla eski Ülke Ocakları başkanlarının, eski MHP İlçe başkanlarının ve yöneticilerin katıldığı çok güzel bir program oldu. Bu programda evet Kur'an tilaveti güzeldi. İftar galiba. Evet, iftar. Kur'an tilaveti oldu.
Yani burada geniş tutmadılar. Zaten soğuk vardı bir. İkincisi dar tuttular. Sadece dediler eski başkanlara şeyleri çağıralım dediler. Birkaç tane de başkanların yanında tanıdığı insanlar geldi. Yani dar kapsama rağmen çok güzel bir program oldu. Programa Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ahmet Ziyakar katıldı. Aynı şekilde Ülke Ocakları İl Başkanı Soyan Sofoğlu katıldı. Akyazılır zaten tanırsınız Akyazılı. Kendisini. Eski Ocak Başkanları. Aynı şekilde Türkiye Eğitim Sen'deki görev alan öğretmenler katıldı. Eski ilçe başkanları, partinin ilçe başkanları. Gene aynı şekilde yöneticiler, eski yöneticiler katıldı. Sadece bir buluşma olmuş yani. Tabii sade ve şey olarak öyle evet, geniş evet. Tutmadılar. O da biraz şeyden Cenab-ı pandeminin verdiği bir psikoloji evet. Var ya. Hava da soğuk. Hava da soğuk serin, zaten. Serin evet, belediye başkanı da gözüküyordu zaten il başkanıyla beraber. Çok güzel bir etkinlik oldu. En azından eski görev almış olan insanların bir araya geldiği yerde sohbetler güzel oluyor. Eski anılar anlatılıyor. Evet. İnsanlar diyor ki yani eski anı anlattıklarına baktığın zaman şimdi günümüzü karşılaştırdığımız zaman Allah Allah bize ne zorluklar çekilmiş, ne şeylerden gelmiş. Şimdi bakıyoruz kolaylık her şey. Her şey var. Araç konusu yok. Önce insanlar köylere yayan gidiyorlarmış. Yiyen abi sen de bilirsin evet, o yılları. Evet, evet. Yani bunun hani CHP'si, MHP'si yok yani. Bütün siyasi olarak. Yani köklü Kendin siyasi köylerine part... biz yayan gelirdik. Evet. Evet. Ana yolda inerdik. Düğünlere giderdik evet. Mesela. Avazlı Çerkez düğünlerine. Tabii. Yayan, soğuk evet. Suya 4 saatte gitti. Yani köklü partilerde eskiden bir mücadele veriyorsun. Bir şeyler yapıyorsun. Evet. Bir yol kat ediyorsun. Ondan sonra yönetici falan olabiliyordu. Evet, evet. Şimdi öyle değil. Şimdi parası olan yönetici. Durumun iyisi. Arkanda seçmeli. Da adam varsa tamam. Alemi sorun cihan yok. Olsan, evet. Durumun yoksa bir kenarda kalırsın. Parti hangi parti olursa olsun değişmiyor. Evet. Yani eskiden senin o aidiyetine göre evet. Değer veriyorlardı. Şimdi cebine göre değer veriyorlar. Onun için o eski siyaset, eski dostluklar falan yok şimdi yok. Yani eskiden... Yok yok. Dava adamları diyorlar ya bunun hani solcusu, sağcısı, İslamcısı hepsinde var. Dava adamları dediğimiz zaman ilk akla eski siyasetçilerin yaşadığı sıkıntılar, eski siyasetçiler geliyor. Bugün gayet rahatlık var. Ben dinledim birkaç orada. Hatta ileride röportaj da yapacağım. Röportaj konusu yapacağım onları. Ya anlatırken o zorlukları yaşamışlar ama mutluluk var. Evet. Anlatırken bile heyecan duyuyor insanlar. Çok güzeldi. Ben programdaydım. Uzun sürede kaldım orada. Keyif aldım. Tatlıydı bir programdı. Leziz bir programdı. Hatta il başkanı bununla kalmadı. Geldi ekiple birlikte. Belediye başkanı Sayın Turgut Babaoğlu. Ülke Ocakları Başkanı Soyan Sofuoğlu. MHP İl Başkanı Ahmet Ziyakar. Milliyetçi Hareket Partisi Sendek İlçe Başkanı Burhan Namlı. Kaçep Kolları Başkanı Zübeyde Hanım. Esnafları da gezdir orada. Hatta teravih kıldılar. Teravihden sonra caminin avlusuna oturdular. Tabii dün akşam Hendek çok soğuktu herhalde. Sakarya'da soğuktu. Genelde soğuk. Soğuk olmasaydı herhalde bu program sahura kadar sürerdi. Şuna getireceğim Alaaddin abi. Sadece iftar programıyla kalmadı. Vatandaş ziyaret edildi, esnaf ziyaret edildi. Demek ki seçime de yavaş yavaş bir hazırlık var. Seçime de bir yavaş yavaş hazırlık var. İl başkanının da halkla iç içe olmaya çalışması, teşkilatlarla birlikte iç içe olmaya çalışması bunu gösterdi. Evet. Yani çok güzel de çalışma içerisindeler. Özellikle Kaçep dediğimiz yani kadın, çocuk, engelli politikaları başkanlığı, bayanlar. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi kadın kolları kalktı biliyorsunuz. Kaçep var. O bayanlar da etkili çalışmalar yapıyorlar. Artık herhalde bu zamanda ben yaza çıkarken abi siyasetin çok ısınacağını... O ısındı zaten. Daha çok ısınacağını düşünüyorum. Erken seçim falan diyorlar ya. Seçim havasında evet. Girildi yani. Normal seçim evet, evet. Erken seçim arasında bir şey kalmadı. Zaten girmesi 10 ay bir şey var. 2023 yani zaten bugün erken seçim olsan gene o zaman seçim evet, olacak. Yani değişen bir şey yok. Bir şey yani. Evet. Onun için erken seçim diye bir şey yok zaten. Evet. Organizasyondan sonradan benim gördüğüm Milliyetçi Hareket Partisi'nin il başkanlarının ve ilçe başkanının belediye başkanının
mutlu ayrılıklarını gördüm. Memnun oldular. Çalışmalardan da mutluluklar da zaten yüzlerinden okunuyordu. Evet İsmail, sana gelelim. Evet. Geçen sen sitede mi okudun? Çocuk parkı 2 yıl unutulmuş kalmış. Çocuk parkı var. Başkanın ameliyatı var. Önce başkan Güven Öğün'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum buradan. Bir ameliyat geçirmiş. Evet. Sağlık durumu da iyiymiş. Herhalde aldığım kadarıyla. Evinde istirahat ediyor. Evet. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Fıtık, buyurun İsmail Bey. Fıtık ameliyatı olmuştu. Hı? Fıtık ameliyatı. Evet, bel fıtığından ameliyat oldu. Şimdi ben Cihan abiyi dinledikten sonra bazı zaman ya şöyle bir düşünüyorum. Acaba diyorum Güven Öğün'e biz haksızlık mı ediyoruz diye düşünüyorum kendi kendime. Yani çünkü Cihan abi öyle şeyler anlattı ki karasu için. Ya başka bir ilçede var mıdır? Çok merak ediyorum. Gerçekten çok merak ediyorum. Bizim ilçede olsaydı nasıl olurdu onu da çok merak ediyorum. Bizde de tabii borçlar var ama. Bizim de öykünmeyin yani. Ama yani çok enteresan bir durum var orada. Şimdi Sayın Güven Öğün'e buradan ben tekrar kendisiyle telefonda görüştüm ama geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Geçtiğimiz cuma günü bel fıtığından ameliyat oldu başkan. Ağrıların aşırı derece artmasının nedeniyle ameliyat oldu. Şu anda taburcu oldu ve evinde istirahat ediyor. Burada evet. Görüntülerde belediyenin çektiği görüntüler, fotoğraflar kurumdaki yani belediyedeki amirlerle oturup işte neler yapıldığını, neler şey devam yani. Konusunda. Yani yattığı yerden de istirahat ederken de bir çalışma içerisindeler. Şimdi Sayın Öğün sanıyorum ayın 13'üne kadar evinde istirahat edecek. 13'ünden sonra bir kontrole gidip daha sonra doktorun verdiği doğrultusunda ya görevine başlayacak ya istirahat edecek, yine devam edecek ama büyük ihtimalle atlatacak. Şimdi oradan verdiğim mesaj var. Yani bu fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Oradan verdiğim mesaj var. Yani diyor ki bütün olumsuzluklara rağmen 2020 yılı Pamukkale için şantiye yılı olacak diyor. Kent meydanı projemizde diyor önemli yollar kat ettik. İşte Cepodokar'a inşaatımızda başlıyoruz. Kapalı pazar yerimizle ilgili proje çizimleri başladı. Geçen hafta diyor parka ihalemiz yapıldı, tamamlandı. Bunları hiç borçlanmadan öz kaynaklarımızla yapmayı planlıyoruz diyor. Tabii ki bu dilekleri hasta yatağından verdiği bu dilekler gerçekten Pamukkalılar için değerli dilekler. Eğer 2022 yılının ortasına hemen hemen geldik değil mi? Yarısına geliyoruz. Az kaldı. Şu ana kadar herhangi bir şantiye yılını andıracak herhangi bir şey yok Pamukkale'de ama eğer bundan sonra dediği projelerle ilgili adımlar atılırsa biz buradan güvenliğini eleştirdik ama kendisini de tebrik ederiz. Yani tebrik etmesini de biliriz. Eğer gerçekten bu dedikleri hayata geçerse ben geçeceğine inanıyor musun? Yani yapılmayacak bir şey yoktur. İstedikten sonra yaparız. Sonuç olarak iktidar partisinin yapılması gerekir. Geçen hafta da burada söylemiştim. Sadece ve sadece Büyükşehir Belediyesi yaparsa olur Pamukkale'de, yapmazsa olmaz. En azından imajını yıkması anlamında Güven Öğün'ün adım atması bence önemli. Yani bu verdiği mesaj da çok çok önemli. İnşallah hayırlısı olur. Buradan tekrar başkana biz geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şimdi gelelim Pamukkale'deki park meselesine. Çocuk parkına. Şimdi bu enteresan bir olay. Pamukkale'ye 3 kilometre Pamukkale Adapazarı yolu üzerinde 3 kilometre mesafede Turgutlu Mahallesi. Turgutlu Mahallesi de bundan 2 yıl önce bir çocuk parkı. Yeri şahsa ait olduğu için yeri değiştiriliyor. Bir başka bir yere alalım diyorlar. Ve başka bir yerde bulamıyorlar. Sonuç olarak gelip köy meydanına bir yere o çocuk parkının malzemelerini koyuyorlar. Fakat 2 yıl geçmesine rağmen herhangi bir işlem yapılmıyor. O çocuk parkıyla ilgili görüntüler vardı. Turgutlu Mahallesi yapılması unutulan çocuk parkıyla ilgili görüntülerimiz vardı. Serdar Bey koyabilir miyiz? Onları oynatabilir miyiz? Şimdi burası. Çocuklar tabii baharın gelmesiyle beraber oynama ihtiyacı duyuyorlar. Ancak işte bu şekilde oynayabiliyorlar. Bu şekilde parkta oynayabiliyorlar. Ya, evet. Yani bugün çok güzel bir başlık atmıştı. Kaan gördük şeyde. Medyabar'da da başlık atmıştı. Yani bu parkı nasıl bir başlıkla pek şey yapamadım ama bu parkta nasıl oynanacak falan diye bir başlık atmıştı. Enteresan bir başlıktı. Yani banner'dan vermiş. Çok güzel bir şey yapmıştı. Ya yani şimdi bununla ilgili
Ben akşam Pamukova Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bey'e dedim ki, yani nedir bu işin aslı? Bu konuda dedim, bilgi verebilir misiniz dedim. Ya ilk önce böyle bir haberi yayınladığımızdan dolayı, yani bizim yayını bizim dedi göremediğimizi gördüğünüz için size teşekkür ediyorum dedi. Ve şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki, biz burayı söktük, eski yerinden söktük. Neden söktük? Sebep de şuydu, işte özel bir kişiye ait o, şahsa ait olduğu için söktük. Muhtar Bey de bize bir yer gösterecekti. Yani kamuya ait veya köy tüzel kişinin ait bir yer gösterecekti. Ancak şu ana kadar gösteremediği için öylece kaldı dedi. Yani yer gösterilemediği için kalmış ama 2 sene gibi bir zamanda böyle bir şeyin yapılamaması tabii muhtarın da mutlaka şey vardır. Bunda bir payı vardır. Ama muhtarın yanında tabii belediyenin de payı var. Yani bu çocukları bu şekilde yazık değil mi yani? Şuna bakar mısınız? Çocuk şimdi bahar, hava sıcak, oynayacak yer yok. Yani hoş bir görüntü değil. İnşallah kısa zamanda düzeltecekler. Yani bununla ilgili de belediye başkanı yardımcısı Osman Cerraroğlu'nun yaptığı açıklama şöyle. Bahar ayının gelmesiyle beraber parkların bakımına başlayacağız. İnşallah burayı da iyi bir yere konuşlandırıp çocukların oynaması, oyun alanını açık tutacağız. Evet. Ne yazmış şey Kaan? Onu buldum şimdi. Alın bu parkı nasıl oynarsanız oynayın diye. Evet. Alın bu parkı nasıl oynarsanız oynayın. Oynarsanız İyi niyet vardır burada ama başka bir amaç var galiba. Ne gibi? Çocuklar kendi şeylerini, parklarını kendi monte etsinler falan gibi. Olabilir. Becerilerini geliştirsinler. El becerilerini. Biraz şey oldu abi Hani kodlama modlama yapıyorlar gidip. Yani, burada da o biraz böyle çok. Şimdi İsmail Bey güzel düşünceler söyledi Güven Başkan için. Şu görüntüyü gören ben bir gazeteci olarak şimdi kafamda bir soru işareti oluştu. Türkiye'deki arkadaşlar ne düşünüyor bilemem. Şu görüntüyü gördükten sonra büyük projelerin yapılacağından şüphe duymaya başladım. Çok basit bir olay . Hani olacak çocuk misali mi? Tabii ya, yani göründüğü gibi diyorum yani, yazık yani şimdi. Şu görüntüyü gördükten sonra ne büyük projesinden bahsediyorsunuz ya? 2 yıldır yapılmayan bir çocuk parkı. Ya bu Hendek'te de olsa aynı derim, Karasu'da da aynı olsa, Akyazı'da da aynı olsa söylerim. Yani. Hırsızlardan da Allah razı olsun çalmamışlar. Evet. 2 senede. Belki de çalınan parçalar da olmuştur, göremiyoruzdur. Yani olabilir. Yani yazık evet. Ya şimdi bu yani görüntüden sonra... Hırsızlardan Allah razı olsun, çalmamışlar yani. Bu tablodan sonra ben büyük proje yapsam deseniz ne olur yani? Doğru konuşalım. Bu tür projeler, bu zor zamanlarda bunlar gelişti. Bu oyuncaklar, plastik oyuncaklar, evet. Şunlar bunlar. Pahalı oyuncaklar bunlar. Bu belediyenin görevi bunu yapıp kondurup basına da işte biz çocuk parkı yaptık dedikten evet. Sonra burada bitiyor. Bitiyor. Ondan sonra belediye ondan sonra ilgilenmiyor. Ben diyor yaptım evet. Koydum kardeşim. Yıkılmış, parçalanmış, sahip kopmuş. Çıksaydı. Ben de yaptım. Dayanıklı olsaymış veya çocuklar dikkatli sahip bulasaymış. Çıksaydı. Sahip çıksaymış filan. Bu vatandaş var ya sahip çıkmıyor abi. Ama 2 yıldır Alaaddin abi şu görüntü yakışmıyor. Hangi belediye olursa olsun yani. İstersen de ya şimdi bakın biz onu yazdık yani. 2 yıldır unutuldu diye biz kendi sitemizde de yazdık. Haber sitemizde de yazdık. Diğer Pamukova'da başka bir haber sitemiz daha var. O da o arkadaş da yazmıştı bu haberi. Yani işte Pamukova Belediyesi'ne bu konuda neden sorulmadığını ya sorduk işte yani haberi yaptık ve sorduk. Sizler de cevap verdiniz. Yani burada yer yok. Yer olmadığı için bu şekilde kaldı dediniz ama ya bence bu mazeret değil. Yani o zaman alın deponuza. Yani bu mazeret değil. Al deponu. Tabii ki yani şu görüntüyü en azından bu görüntüyü önlemiş olursunuz. Yok başka yerde kullan. Yok al deponu kullan. İlle belediyenin yeri vardır başka yere koy. Bunu isteyen o kadar mahalle vardır ki. Yani belediye yeri de kalmadı ki sattık. Yani hoş bir şey değil. Bu görüntü dediğiniz gibi madem büyük projeleri evet. Düşünüyorsunuz, siz bunu yapamıyorsunuz, yani ben diğeri nasıl yapacaksınız, bu şekilde değerlendirilebilir ama inşallah ben basın müdürüyle de görüştüm. Yok sizin konuyla... iyi niyetinizden dedim ben. Yok. İyi niyetinden dolayı. Siz çok güzel açıkladınız, başkanla ilgili de düşüncelerinizi söylediniz. Yok ben, İyi niyetinizden dolayı. Bakın biz güveni eleştiriyoruz, tabii eleştiriyoruz da. Yani bazı konularda da hakkını vereceğiz, yani vermeye de çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Her ne kadar Pamukova Belediyesi bizim sadece Güven Öğün düşmanlığı yaptığımızı düşünse de biz öyle bir şey asla düşünmüyoruz. Biz Pamukova ilçesine hizmetlerin bir an önce olmayan hizmetlerin kazandırılmasını istiyoruz. Bu daha önceki programlarda söyledim. Dedim ki Güven Öğün Belediye Başkanlığı'na talip olduğu zaman
ve propaganda döneminde şunları söyledi. 20 yılda yapılamayanları yapmaya geliyorum dedikten sonra eğer geçen 3 yıl zarfında herhangi bir şey yapılmadıysa tabii ki eleştirme, yani bize bir eleştirme hakkı doğar ve Pamukova halkına bir eleştirme hakkı doğar. Biz bu eleştirileri yaptık. Yoksa belden aşağı vurmak veya onu ne bileyim ne diyorlar onu itibar suikastı yapmak gibi bir niyetimiz asla olmadı o, burada. Olamazdı. Yani itibar suikastı moda oldu. Yani moda evet. Oldu. En yani, ufacık bir şeyde kullanılabiliyor. Evet o şekilde kullanıyorlar ama öyle bir şey yok. Yani Güvenören benden yaşça küçüktür, bizim kardeşimizdir. Benim çocukluk arkadaşımın yeğenidir. Yani Pamukovalıdır. Yani bizim ona karşı herhangi bir şeyimiz olamaz. Ben inanıyorum ki inşallah bu hasta yatandan yaptığı bu müjdeler, verdiği bu müjdeleri 2022 yılının bundan sonraki kalan kısmında hayata geçirir. Biz de bir gazeteci, Pamukoğlu bir gazeteci olarak, bir vatandaş olarak çıkarız deriz ki Güvenöğün 2022 yılının yarısından sonra gaza bastı, şu projeleri hayata geçiriyor deriz ve tebrik ederiz. Yani eğer etmezsek o zaman bizde bir sıkıntı vardı. O zaman şunu söyleme hakkı doğar. Pamukova Belediyesi'nin, Güvenöğün'ün veya işte Güvenöğün taraftarlarının şunu söyleme hakkı doğar. Ya kardeşim bak yapıyor adam ama hala sen bunları söylüyorsun deme hakkı doğar. Evet. Tebrik etmezsek veya takdir etmezsek inşallah yapar. Pamukovalılar da bunu canı gönülden bekliyorlar. Evet. Çocuk parkı ile ilgili bir anım var benim. Bu Büyükşehir'e geçmeden önce Güzdek Mahallesi var bizim yukarıda dağ köyü. Keremali'den bir altta. Bir okul programına bir öğretmen beni özellikle davet etti. Yani bir ve ikinci sınıflar var orada. Ana sınıfı bir, iki var. Diğerlerini aşağıya taşımalıya geçiyorlar. O zamanlar İl Genel Meclis üyeleri de vardı o dönemlerde. Ben okula programa gittim. Öyle sohbet ederken okulun müdürü dedi ki, Alaaddin abi dedi, şu çocuklar var ya, evet bunlar dedi çocuk parkının ne olduğunu bilmiyorlar dedi. Hiç dedi o çocuk parkında oyuncakta oynamamışlar bunlar dedi. Bilmiyorlar dedi. Yok mu dedim. Yok dedi, burada yok dedi. Güzdek'te Güzdek Mahalle. Güzdek'te yok o zaman. Yok. Oradan ben program bitti geldim. Doğru kaymakamlığa gittim. İşte Allah olacak ya iş. Bir iş olacaksa kendi kendine de yürüyor işe. İl Genel Meclis üyesi Alim Gül arkadaşımız vardı. Kaymakamlıkta o da oradaydı. Onunla sohbet muhabbet derken dedim ki ya böyle böyle Güzdek'ten geliyorum. Oradaki çocuklar hiç oyuncağı bilmemişler. Böyle bir çocuk parkını görmemişler. Yani bu devirde böyle bir şey mi olur dedim. Evet. Alim Gül arkadaşım dedi ki şu dışarıya bakar mısın dedi. Camdan dışarıya baktım. Bir kamyon var. Kamyon üzerinde de oyun parkı yüklü. Kamyon. Kaymakamlığa gelmiş. Burada dedi, iki takım var dedi. Bir takımını oraya verelim o zaman dedi. Vesile olmuş Alaaddin abi. Evet. Evet. Yani düşünebiliyor musun? Şimdi şu şurada çürüyor. Evet. Ama öyle bir mahalle vardır ki orada. Buna tabii, muhtaç. Oraya koy tabii ya. Yani. Getir koy kardeşim. Evet, veya tamam. Bir motora de ki al kardeşim bunları orada kendin kur. Ya evet. Motor onu da yapar ha. Yapar değil mi? Ya verirsin. Eğer yoksa o köyde muhtar vallahi gelir alır yapar. Yanına iki tane adam verirsin yapar onu yanında. Ya kendi de yapar. Versen yeter ki ya. Aynen. Hani ya, önemsiz gibi görünüyor ama değil. Önemsiz evet. Değil yani. Şimdi abi çocuğun ben dünyası bu. Ufak bir şey bitirelim. Evet. Basın müdürüyle bu konuyla ilgili görüştüm. Sayın Başkan Güvenöğün'ün bu konuda kendilerine talimat verdiğini, bir an önce hemen olay yerine yani gidilip nedir, bizim eksikliğimiz mi var, karşı taraf yani belediyenin bir eksikliği nedir, muhtarlığın eksikliği nedir, hemen bunları değerlendirin, gereğini yapın şeklinde talimat vermiş. Buradan Güvenöğün'e de bu duyarlılığı için teşekkür ediyoruz. Demek ki yani bizler basın olarak tabii bu haberi hazırlayan arkadaşımız Levent arkadaşımız hazırlamıştı bu haberi. Bizler demek ki bazen belediyenin göremediği konularda onlara veya unuttuğu konularda onlara bir şekilde yardımcı oluyoruz ki bunu görmelerini sağlıyoruz. Başkan önünde gerekli talimatı vermiş. İnşallah en kısa zamanda yapılır. Bazen görüp de görmezden geldikleri şeyler de oluyor belediyeler. Bütün belediyeler için geçerli bu. Siz görevinizi yapmışsınız. Evet yani biz görevimizi yaptık. Basının görevi o zaten uyarmışsınız. Başkan da gerekli görevini evet. Yapmış, talimatını vermiş. İnşallah yakın zamanda faaliyete geçer. Evet. Evet Cihan abi tekrar sana geldik. Bana geldiyseniz. Ben de konu çok. Evet.
Şimdi projelerden söz ettiniz. Sana zaten dokunduk bu sana arkası bitmiyor büyük ya. Büyük projelerden söz etti. Evet. Orhancığım. Şimdi durum büyük projelere tabii heves etmek var. Bir de bunu planlayıp bütçesini ayarlayıp parasını bulup yapmak var. Yapmak. Heves etmek. Herkes heves ediyor. Proje çok herkes de var proje. Heves var. Biz de dediğim gibi ekonomik sıkıntılar başlanan projeleri şey yaptı. Durdurma zorunda kaldı belediye başlattığı projeleri. Birincisi o. Devlet projeleri de öyle. Sadece belediyeler değil. Tabii, büyük projeler dedim ya. Evet, paradan dolayı. Para meselesi, lacivert meselesi. Bizim sahil projesi yerinde kaldı. O bitecek işte. Artık ne yapılacak sonra da bundan sonra oturma grupları falan zaten alınmış, hazır. Onlar konacak. Fakat orada bir sorun var. Bir sorunumuz var. Çok önemli. Sahil projesinin başladığı yerden itibaren 32 evler dediğimiz semte kadar bir kısım bir yerde şey yok. Dalga kıranı yok. Önceden yapılmış sahili koruyan dalga kıranlar. Biliyorsun kıyı aşınması var Karasu'da. Son günlerde il gündemine hatta Türkiye gündemine oturdu. Ulusal basında yer aldı bu konu. Evet. Orada bir kıyı aşınması var. 7-800 metrelik bir bölümde, 1 kilometre diyelim bir bölümde kıyı aşınması var. Bir hayli gelmiş deniz. Bunun nedenlerini sorduk, araştırdık. Bilen insanlar tabii bu konuda yetkin olan Ulaştırma Bakanlığı, ona bağlı Altyapı Yatırımları Bolu Bölge Müdürlüğü var. Oradaki arkadaşlar dediler ki bu sene rüzgar hareketlerini inceledik. Rüzgar hareketlerinde hep Poyraz esmiş. Yani kuzeybatıdan esmiş. Kuzeybatıdan esen rüzgar şeyi katıyor önüne gelen derelerin getirdiği malzemeyi, nehirlerin getirdiği kum malzemesini alıyor, doğuya sürüklüyor. Dolayısıyla orada tam da dalga kıranların bittiği yerden başladığı için bu şey, bu hareket, oradan alıp kıyıda aslında ruhsatlı da olmayan, çok eski tarihlerde yapılmış bir evi tehdit eder hale gelmiş. Biz ne olur, herkes ayaklandı tabii. Bu ev gidiyor, kıyı gidiyor. Geri plana geldiğinde belediyenin yaptığı bu işte sahil projesini de tehdit edecek bir boyuta yolu vardı aşar iş. Demiştik. Tabii yolu aşar. Evet. Bir tarihte aşmıştı zaten 2015 evet, yılında yolu. Önler vermiştiniz. Evet. Dolayısıyla şimdi bizim içimizi ferahlatan haber yine Bolu Bölge Müdürlüğü'nden geldi. Oranın müdürü arkadaş dedi ki ya dedi bu hep buradan Poyraz'dan esti, şeyden esti, Karayel'den. Bunun ters tarafı yani Kuzeydoğu'dan esen bir Poyraz rüzgarı devreye girebilir. Nitekim o günlerde Poyraz devreye girdi ve kaybolan sahil plajı 50 metrelik plaj neredeyse 70 metreye çıktı. Kum getirdi, taşıdığı, doğuya taşıdığı kumu Poyraz getirdi, geriye serdi. İlahi müteahhit geldi geriye. Ama bu kesin çözüm değil tabii. Fazla getirmiş. Burada iklim değişikliğine bağlı, her zaman söylüyorum. İklim değişikliğine bağlı genel bir şey var. Denizlerin yükselmesi var. Buzulların erimesi var. Buna bağlı olarak bir kıyı aşınması var. Bunun da çözümü en pratiği bizim şartlarımıza göre en kolayı paralel kıyıya paralel dalga kıranlar yapmak. Şimdi onun üzerine çalışıyorlar. Sanıyorum bu sene başlayacaklar ama o bölümde 32 evlerle Küçükboğaz Gölü dediğimiz alan arasındaki bölümde bu sene denize girmek bir hayli meşakkatli olacak. Yazın çalışmaları gerekiyor. Çünkü önümüzdeki seneye bırakılırsa veya kalırsa bu aşınma kışın devam eder ve geri plana inmesi, bu projenin bozulması ihtimali yüksek. İkincisi, belediyenin başladığı bir proje daha var. Karasu'nun içinden geçen yağmur sularını Sakarya Nehri'ne boşaltan, toplayıp Sakarya Nehri'ne boşaltan bir kanalımız var bizim. Drenaj kanalı. Çok eskiden açılmış. 1940'larda açılmış. Devlet Su İşleri tarafından. Şimdi Büyükşehir'e girince tabii Büyükşehir'in şeyinde bu. Etkisinde, belediyenin bölgesinde zaten içinden geçiyor. Hemen kaymakamlığın dibinden. Bu kanalı temizleyip ıslah etme projesi vardı belediyenin. Pahalı bir proje, 50-60 milyonluk bir proje. Tabii bu sözünü ettiğimiz dönem dövizin işte 6-7 lira olduğu, doların 6-7 lira olduğu dönemde hesaplanmış bir şey. Bir sonuç. Şimdi 2 kat. Şimdi 2-3 kat belki de. Yani dediğim gibi o Gürcü parası bitti. O da durmak zorunda. Sadece kanal açıldı. Öyle duruyor. Bence tehlikeli çünkü çocuklar düşebilir, boğulma yaşanabilir. Etrafına şerit çekmek lazım. Ne bileyim duvar veya tel çekmek lazım. Böyle sorunlar var. Şimdi daha uzun konular var. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Bu sayıda girmişken abi bir de şu hala kamuoyunda var. Bu BMC arsaları ne olacak Karasu'da? Yani geçen de şey yaptık tam şey olmadı. Bu Ethem Sancağ'ın da ihracı miracı gündeme geldi. BMC arsaları şeye devredildi işte. Devletin yani devlet benim diyor. Şeyde
O BMC'yi devralan holdingde evet. Benim diyor. Yani burada... Biz kalkıp da burası bizim diyemedik şimdiye diyemedim, kadar da Karasular olarak biz diyemiyoruz burası bizim. Niye diyemiyoruz? Onlar parasız aldılar çünkü. Parasız alınca değerli oluyor. Şimdi para verip alsalar hiç diyemeyiz de. Mera durumuna dönme durumu yok mu tekrar onların? Valla o teknik bir konu. Büyükşehir'e girdikten sonra Meralar artık arsa oldu. Cenab-ı bu konuyla ilgili önümüzdeki günlerde bir şey yaparsa yani o teknik konuyla ilgili. Bayağı da çünkü gazeteciler de merak ediyor. Sakaryaşehir kamuoyu da merak ediyor. Valla Orhan Bey. Merak konumuna tekrar dönebilir mi? Dönme çalışması var. Bizim mı? Sayın Başkan'ın, burada benim şey var, duruyor bende kayıtlı. İlçe başkanı olduğu, şimdi belediye başkanı, ilçe başkanı olduğu dönemde kendi partisinden belediye başkanına şikayeti vardı. Demişti ki, şeffaf olmak şart. Biz de bir manşet haberi yapmıştık. Burada duruyor şimdi, göstermeye gerek yok. Şeffaf olmak şart. Nedir şeffaf? Altını doldurduk biz onu, ona sorarak. İşte yapılan işler açıklanmalı. Gizli saklı bir şey olmamalı. Belediye kamu şeyidir, kurumudur. Kamu kurumunda olan işler, halkın yararına olan işler, halktan toplanan paralarla yapılıyor. Hazineden gelen parayla yapılıyor. İhaleler şeffaf. Her şey şeffaf olmalı. Hadi ihaleleri vazgeçtik. İhale anladığımız da yok zaten ihalenin tekliğinden, şartından da. Ya diğer yaptığınız işler mesela nedir şey? Sorsa kime soracağız şimdi? Kaymakama sorsa kaymakamla tanışmıyoruz. Tanışamadık. İki seneden fazladır burada. Bir hoş geldiğine gittik. Ondan sonra görüştüğümüz yok. Kendisi de piyasaya çıkmıyor. Bir yerde görsek soracağız. Pandemi psikolojisindendir abi. Olabilir. Ona hayra yoruyoruz artık. Pandemi kalmadı ki ya. Onun ötesinde... İki senedir görüşmüyor. Yani ben böyle konuşunca hep bu muhalif konuşuyor diyorlar. Ben doğruları anlatıyorum. Doğrular bu. Bence bu yani. Şimdi BMC arsalarının durumunu hendekli arkadaşımız, gazeteci arkadaşımız bana soruyor. Cevap veremiyorum burada. Bilsem söyleyeceğim. Öğreneceğim bir makam mevki de yok. Evet. Ulaşamıyoruz o tür makamlara, mevkilere. Dolayısıyla o Sayın Başkan'ın ilçe başkanı olduğu dönemde dile getirdiği şeffaflık maalesef sözde kalmış. Bugün uygulamada yok. Biz halkın seçtiği insan bunların cevabını verecek. Kendisinde yoksa bunun karşılığı ilgili yerlere sorarak öğrenecek. Halk sokakta sorduğu zaman ne oldu BMC? Yalova'ya gitti. Ben biliyorum Yalova'ya gittiğini BMC'nin. BMC artık Yalova'da kurulacak. Tank savaş sanayi ise, savunma sanayi ise. Yalova'ya gitti de o arsalar alıp hayır. Sırtına koyup da arsalar zaten, arsalar zaten şey karşılığı. Devlet bir kısmını istimlak etti, bir kısmı meraydı. Şey karşılığı verdi. Yatırım karşılığı verildi BMC'ye. Ondan para filan alınmadı ki. Evet. BMC'nin devrettiği bir isim hakkı olsa gerek. Orada yapılanlar da kaldı işte. Herhalde bilmiyorum artık hayvana hır mı yaparız, ne yaparız. Boş, çok boş kalırsa kiralar birileri şey besler. Sığır besler. Affedersiniz yani. Evet. Öyle bir durum. Kamuoyuna kapalı bu işler. Alaaddin Bey. Evet. Neden? Neden kapalı? Çünkü öyle işler var ki daha önce de söyledim. Burada gelip arsa kapatan eski bakanlar oldu. Şehircilik Bakanı. Yeğenlerin üzerinden, kızının üzerinden, yakınların üzerinden arsa kapattı burada. Ve bir baktık 1 liraya alınan şey arazinin değeri 21 liraya çıkmış. Herkes nerenin ne olacağını biliyor. Bir tek orada yaşayan Karasullular bilmiyor. Biz bilmiyoruz. Hendeklilerde, Pamukovalılarda, Akyazılarda merak ediyor merak ne oluyor yani. Diye. Ben bilsek söyleyeceğiz kardeşim bilmiyoruz. Evet. Temsilcilik ve BMC'de mahkeme açalım ben gazeteci olarak. Ya doğrudur. Yazılardan öterim merakımız ondan abi. Şimdi bu bazı holdingler Sakarya'da bayağı bir arsa topladı. Onlar mı topladı? Onların adına birileri mi topladı? Evet. Mesela sizin orada herhalde Gedik Holding. Gedik Holding sizde herhalde. Hani Hendek'te. Hendek'te de var Gedik Holding. Şimdi de dediler ki bize. Hendek'te var Gedik Holding. Bayağı yer topladı ama dediğim gibi. Evet. Akyazı'da Küçükçek bölgesinde Gedik Holding büyük bir fabrika kuracak. 4000 kişi çalışacak. Bunun için arazi lazım. İşte halktan toparladılar. Kimiler de fahiş fiyat istemeye başladı fabrika olunca filan. O zamanki sivil toplum kuruluşları, o işle ilgili, sanayicilerle ilgili sivil toplum kuruluşları bize açıklamalar yaptılar. İşte buraya 4000 kişilik fabrika gelecek ama işte Ahmet Mehmet Hasan Hüseyin bu işi fırsata çeviriyor, fazla para istiyor. Biz de bunu haber yapıyoruz, baskı kuruyoruz adamların üzerine. Arsa toplansın.
Abi geldi holding, gelmedi. Arsalar toplandı. Nerede arsalar? Soramıyorsun. Başkası aldı. Onu şimdi satacak. Nerede? Satıldı, bitti. Satıldı mı? Birisi toplamış. Gedik Holding gelecek diye. Evet. O zamanki oranın belediye başkanı da bunların içinde. Yani evet. Toplayanların içinde değil. Bu işi olsun, Gedik Holding gelecek diye sağda solda konuşma yapan, bize açıklamalar yapan. Elatina, bunun ak yazısı, kara susu, hende yok. Yani bu her yerde. Her yerde. Her yerde. Şimdi normal bir atıyorum 40 liralık bir yer alıyor. Vatandaşa tarla diye. Sanayi yeri olduğu zaman bu iki katı, üç katı, beş katı yeri geliyor, on katına çıkıyor. Tabii değerli. Fiyatı. Evet. Bir liraya alıp 10 liraya satıyorlar. Bunu daha önce biz bir önceki belediyede yaşamıştık. Kuzuluk'ta bir çöplük var. Bahçe. Şeyi. Yeri bahçe geçiyor. İhaleye çıkacak, satacaklar. Hem çöplük hem bahçe. Ya kimse almaz bunu, 600 lira bunu verelim. Maya bedeli 600 lira verelim. Alıcı da hazır. Çöplüğü kaldır. Bu arada biz bir yerden bana geldi bitiyor. Dediler ki ya böyle böyle bir yer var. Bahçe diye geçiyor çöplük. Ama eğer bu kişiler alırsa sanayiye dönecek. Ki etraf hep sanayi. Adam müracaat etse döner yani. Kamuya ait yer olduğu için müracaat edeni yok. Ben işi araştırıyorum. 700 liralık yere ben bir köşe yazıyorum. 1 liraya al, 10 katına sat. İyi para gibi. Böyle bir başlıkla beraber bir köşe yazısı yazdım. O ak yazı karıştı. İhale iptal edildi. Kaymakam Bey, o zaman Kaymakam Bey devreye girdi. O 700 lirası, 700 bin lirası satacakları yeri KDV dahil herhalde 7-7,5 milyona satıldı. 700 bin lira, 700, 7 milyona satıldı. Rant tabii. Yani rant, devletin rant, kasasına, rant, yer evet. Devletindi. Devletin evet. Kasasına belediye kendi alacak, evet. Adama verecek. 700 liraya. Öyle bir sistem kurmuşlar kafalarına göre. 7,5 milyon lira devletin kasasına para koyduk, bir köşeye yazsınlar beraber. Demek ki basın kaptanmış. Şimdi evet. Şöyle bir şey var. Evet. Hazır. Yani o kadar fırsatçı var ki. Ya şöyle 16.02 şey doldu herhalde. Vakit doldu. Vaktiniz. Evet, konuşurken zaman da gidiyor. Zaman yetmiyor, ki, zaman yetmiyor zaten. Evet, bu o zaman tamam, ikinci bölümde zaman, tekrar konuşalım bunları. Bir reklam arasına gidelim. Bizim Yapı ilçelerde gündem programını sunar. İlçelerde gündem programının ikinci bölümündeyiz. Cihan abi sen de kalmıştık en son. Ben de kaldığımızda bir şey unuttuk. 5 Nisan avukatlar günü bugün. Evet. Avukatları kutlayalım günlerini. Evet. Avukatların günleri kutlu olsun buradan. Hukuk dolu günler dileyelim. Hem onlara hem şeye. Hukuklu günler dileyelim. Hukuklu günler dileyelim. Hukuklu günler dileyelim. O kadar diyebiliyoruz artık. Evet. Şimdi demin program bitiminde de arada hafif çıkarken çıtlattım. Bu kadar ekonomik kısıtlık dönemlerinde projelerin daha böyle şey olması gerekiyor. Hem yapılabilir projeler gündeme getirmek lazım. Hem de tutumlu davranmak lazım diyorum ben. Hı. Belediyelerde benim geçmişte belediyede çalışmışlığım var. İzlediğim kadarıyla geçmiş belediyelerin yaptıklarına yönelik bir şey var. Nasıl soğuk bakma, beğenmeme gibi bir şey var. Şimdi o konuda bir örnek vereceğim. Bir eğitimcilik tarafımız tuttu. Öğretmen sorunlu öğrenciye soruyor. Diyor ki evladım sen niye diyor böyle başkalarının yaptığını bozuyorsun? Niye böyle haşarlık yapıyorsun? Diyor. O da diyor ki en önde benim olmam lazım öğretmenim diyor. En önde ben olacağım diyor. Benim yaptıklarım beğenilsin diyor. Peki o zaman diyor, öğretmen tahtaya bir çizgi çiziyor.
tebeşirle. Diyor ki bunu kısalt. Öğrenci hemen en kolay işe kaçıyor. Silgiyi alıyor. Başlıyor silmeye. Ucundan silmeye. Aa yok diyor öğretmen. Silmek yok. Silmek yoksa silgiyi bırakıyor. Koluyla kapatıyor şeyi. Çizginin bir kısmını. Öyle de değil diyor. Başka bir yol denemelisin diyor. Çocuk düşünürken öğretmen tebeşiri alıyor. O ilk çizginin altına daha uzun bir çizgi çiziyor. Diyor ki sen başkalarını geçmek için daha fazla uzun çizgi çizmen gerekir. Bundan sonra böyle yap diyor. Güzel bir örnek. Bunu belediyelere getirmek istiyorum ben bu konuyu. Her gelen yönetimin, başkan demiyorum artık, bir kadro olarak geliyorlar. Öyle kabul ediyoruz. Öyle değil mi? Bilmiyorum. Evet. Öyle diyorlar gelirken. Bu ekiplerin yeni şeyler yapması lazım. Yani eskinin bir, en azından eski bir dönemin hevesle yaptığı, ancak kıt kanaat bütçesinin yettiği şeylere dokunmaması, onun ömrünü tamamlamasını beklemesi gerekir diye düşünüyorum. Ama bizde ne var biliyor musunuz? Başka bir örnek vereceğim. Şimdi onun adını vereceğim ne olduğunu. Latince Domanito Memorai deniyor buna. Hatıraların lanetlenmesi, hatıraları yok saymak, silmek çabası. Şimdi eski Roma'da üç imparatorun ismi geçiyor. Bunlardan biri Sulla, milattan önce 138-78 yıllarında yaşamış. Biri Nero, milattan sonra yaşamış bu. Biri de Commodus. Bu üç imparatorun dönemleri bittiğinde yerine geçen imparatorlar geçmişle ilgili ne yapmışsa, han, hamam, yapı, köprü, yol, sanat eseri, heykel, aklınıza ne geliyorsa hepsi silinmiş bunların. Yok edilmiş. Yıkmışlar, yok etmişler. Yıkmışlar, yok edilmiş. Yazıtları yok edilmiş. Tarihçiler buna diyor ki hiç yaşamamış algısı yaratmak için yapılmıştır diyor. Şimdi bakıyoruz biz Türkiye'de, sadece belediyeler için söylemiyorum bunu. Cumhuriyet'in kazanımlarıyla ilgili yok etme kampanyası var, unutturulma kampanyası var. Nedir bunlar? Marşlar, kurum tabelaları, TC'lerin kaldırılması, statların, üniversitelerin isimlerinin değiştirilmesi, havalimanlarının isimlerinin değiştirilmesi. Ondan sonra zarar gerekçesiyle çeşitli kitlerin kapatılması. Bunların bir tanesi aşı üreten biliyorsun Sıfsı Sığa Enstitüsü gibi. Bunların üretilmesi. Yerine yenisini kur, o da ömrünü tamamladıysa kapat. Ama yenisini kurmadan. Bunlar geçmişe duyulan bir öfke. Aynı şey belediyelerde seziyorum ben. Geçmişe duyulan bir öfke var. Bizde örnekleri var. Geçmiş belediye parke yolu yapmış, cadde yapmış, parke cadde yapmış. Yenisi gelmiş, vurmuş şeyi, kepçeyi baştan aşağı vuruyor, temizliyor, asfalt yapıyor. Tamam, bu altyapısı eksik yapabilirsin ama parkede de yani israfın önüne geçmek için en azından yeni projelerine kaynak aktarabilmen için o parkelerin belli bölümlerini kaldırıp altyapıyı yine yapabilirsin. Parkeler bu iş için daha elverişli. Evet. Parke zamanla altyapısı müsait olmayınca ne oluyor? İşte şey yapıyor, çöküyor. Hoş bir deforme oluyor. Yani. Deforme oluyor, deform öyle diyelim kestirmeden. Dolayısıyla bu bizim böyle bir eksiğimiz var. Diğer belediyelerde de ben gözlüyorum bunu. Eskiyi yıkıp yenisini yapmak. Eskiyi yıkıp yenisini yapmak. Sen yeni proje yap. Daha uzun bir çizgi çiz. Şimdi ben Karasu özelinde bizim belediye başkanını bazı konularda bundan ayrı tutuyorum. Nedir? Demin anlattığım işte kanal projesi. Yıllardan beri sürülmedi. Dokunulmadı. Luna Park'ın mesela Luna Park'a yeni bir şey yerini değiştirme. Kaldırıldı orada. Kaldırıldı. Orada da haklıydı belediye. Ama yöntem yanlış onu da söylüyorum. Onun ötesinde ne var? Şimdi çok önemli bir projesi daha var. Onu uygulayabilirse gerçekten çok çok uzun bir çizgi çizmiş olacak Karasu Nedir Belediyesi o proje? Başkanı. Proje bizim sahil, o erozyona uğrayan sahil boyunda 800'e yakın arsa var. Bunlar 700'er metrekarelik, 675'er metrekarelik evet, arsalar. Daha önce satılmış. Bunlar kıyı şeridinin içinde kalmış ve belediye aracılığıyla satılmış. Evet. Bunların Denizköy tarafları var bizim bir mahallemiz, uzak bir mahallemiz, sahil kenarında. Orada hazine arazileri bol, satılmayanlardan, işte satılamayanlardan. Evet. Birkaç tane arsa bulup parselleri takas etme için uğraşıyor. Bakanlıkta görüşmeler yaptı. Çevre Bakanlığı'nda ilgili bakanlıklarla görüşmeler tamamlandı duyduğum kadarıyla.
Biz bunları işte... İyi bir gelir de gelir oradan belediye. Hayır, gelir beklemiyor belediye. O arazilerin sahiplerine yer verecekler, onları çıkaracaklar oradan. Sahili temizlemek. Şey yapacaklar, takas edecekler. Tabii. Beceriş yapacaklar. Mağdur etmeyecekler arazi sahipleri. Tabii, arazi sahibi de mağdur olur. Öyle, öyle uzun bir çizgi çizecek. Operasyonu. Ama benim dün basına yansıyan bir şey, canımı sıkan bir durum. Gerçekten de üzücü bir durum. Şimdi kıyaslama yapmak zorundayım. Şimdi bugün 5 Nisan Hukukçular Günü. Hukuku da hatırlamış olduk böylece. Evet. Bana göre hukuksuzluk yaşandı dün. Avcıların CHP'li eski belediye başkanı Handan Toprak gözaltına alınmıştı. Dün tutuklanmış. Gerekçesi belediyeyi 2014-2016 yılları arasında, demek ki 2014-2019 yılları arasında bir önceki dönem belediye başkanlığı yapmış. O dönemde ihaleye fesat karıştırılmış, yapılan iki ihalede. Bir de evrakta sahtecilik gibi bir şey. Buradan belediyeyi 3 milyon 100 bin lira, 150 bin lira zarara uğrattığı tespit edilmiş göya. Bu şey... Daha ön incelemesi yapılmamış, soruşturma açılmamış, savcılık dava açmamış, tutuklandı. Kıyaslama yapıyorum. Biz de demin söyledim. 46 milyonluk kredinin 20 milyonluk zarar gösterdi müfettiş. Burada şeyleri var, getirdim. Evrakları da var. Müfettiş raporundan aldığım o bölümler var. 46 milyon. 20 küsür milyon belediyenin zarara uğratıldığı iddiası var. Ne tutuklama var, ne tutuklama talebi var. Yargılaması 6 yıl sonra bitebildi. İhaleye fesat karıştırma, zarar, yani ihaleye fesat karıştırıldı, tespit edildi. Buna karışan belediye başkanı dahil, işte ihale komisyonu başkanı ve bir kişi daha ve ihaleyi alan firma temsilcilerinde 3'er yıl 4 ay ceza aldılar. Yetmedi. Bir diğer davada yine aynı konuyla ilgili belediyeyi zarara uğratmaktan belediye başkanı ve İki fen işleri çalışanı. 3'er yıl 4 aya ceza aldılar. İhaleyi alan firma temsilcileri de haksız kazanç elde etmekten 3'er yıl 4 aya ceza aldılar. Şimdi bunu ne anlatıyorum? Bunu, burada haksız kazancın şeyi yasaya baktım. 3-7 yıl arasında ceza verilebiliyor. Burada indirim de yapıldığı için 4 yıl verip 3 yıl 4 aya indirilmiş. En alt sınırdan tabanına verilmiş. Evet. Öbürü de o şekilde 3 yılla 5 yıl arasında ihale fesatını şeyi yatarı. Bu cezaların yatarı yok Alaaddin. Yok, yatarı yok. Son çıkan infaz yasasında 6 yıllık cezalar siliniyor. Geriye 3-5 ay kırıntı kalsa da onu da ev hapsine çeviriyorlar. Evinde geçiriyorsun. Dolayısıyla yani aradaki farkı görüyorsunuz değil mi? 20 milyon, öbür tarafta 3 milyon. Üstelik daha bir ön incelemesi yok. Bu ön inceleme dediğimiz şey yapıyor. Bakanlık bir kontrolör gönderiyor. O kontrolör incelemesinde ciddi bulundursa bu sefer İçişleri Bakanlığı'ndan izin istiyor, soruşturma izni. İçişleri Bakanlığı onay veriyor. Bizde öyle oldu. İçişleri Bakanlığı onay verdi. Süleyman Soylu. Daha önceki İçişleri Bakanlığı'nda onayı var. Efkan Alan. Ve soruşturmalar böyle yapıldı. Arkasından suç unsurları bulundu ve savcılığa gönderildi bu şey raporları, müfettiş raporları. Savcılık iddianame hazırladı. Mahkeme bunları kabul etti ve yargılama sürecinden sonra çıkan sonuç bu. Tavan olsa bile yatarı yok. Yani oraya bir suç daha eklemişler Handan Hanım'a. İşte FETÖ belediye imamları girmiş o şeye. Lütfen yani. Milli Savunma Bakan yardımcılarının FETÖ'ye övgüler düzdüğü aban toplantılarının şeyleri internette çatır çatır yayınlanıyor ya. Hala adam Milli Savunma Bakan yardımcısı. Bu büyük bir adaletsizlik, insanın vicdanını rahatsız ediyor. Vicdanı olanlara söylüyorum yani. Evet. Bir o konuda bir 4 milyon da bizim kaybımız var. Akyazı'da belediyenin Akbel'de Ayşe, eski belediye başkanı vardı. Eski belediye başkanı döneminde eski Akbel'de yöneticileri kasada olması gereken 4 milyon lira. Bulamadılar mı? Bulamadık 4 milyon lira. İş yargıya gitti. Tabii onu takip ediyoruz ama yargı bu konuda da biraz uzun soluklu gidiyor. Cevabını bekliyoruz. Biz onu takip ediyoruz ama 4 milyon paramız, kasada olan paramız yok abi. Sizinki gene bir ihale yapılmış, bir şey gösterilmiş, bir fatura kesilmiş ona yani. Bizimkinin faturası maturası da yok, para da yok. Evet, para da yok. Onun için
Biz de onu bekliyoruz sonucunu. Yani yargıda şu anda, yargıda olduğu için belediyeyi de direkt ilgilendirmiyor. Şirket olduğu için Sanayi Bakanlığı'ndan dolayı gidiyor iş. Böyle bir film 4 milyon liramıza kayıp bizim. Aynı sendek... Bakalım ne çıkacak ondan, onu da konuşacağız yani o gün çıktığı gün. Burada geleceğiz. Buna benzer aynı sendekte de var. Geçtiğimiz ay usulsüz arsa satışlarından dolayı belediye zarara uğrattığı iddialarıyla şimdiki mevcut belediye başkanı, ilçe başkanıydı o zaman Milliyetçi Hareket Partisi. Hı. Eski başkanları meclis üyelerini ve bu olayda dahil olanları, memurlar da dahil, mahkemeye vermişti Milliyetçi Hareket Partisi. Evet. Çok uzun sürdü aslında. Geçen ay davası olmuş. Yani aldığımız bilgilere göre yine ileri bir tarihe atılmış. Yani bu demek her belediyede var, her yerde var. Her yerde var. Bu tür mahkemeler ama bunun sonu ben gördüğüm kadarıyla iyi gitmeyecek. Bir yerlerde patlayacak bu işler. İlla ki. Yani. Bir yerde patlayacak yani. Cihan abinin söylemek istediği bu işte. Yani evet. Diyor ki diğer tarafta hiç soruşturma yatırıyor. Yani. Şey hatırlıyor. Burada hemen acil ben de ona desteklemek. Burada yani. Da yani evet. Sürece yaymışlar. Ve susma hakkını kullanmış. Suçu varsa elbette cezasını çekecek. Yani parti ayrımı burada kimse evet. Gözetmez. Hukuksa herkes şeyin önünde evet. Eşit olacak yani. Eşit olması lazım. Eşit olacak. Üzücü olan da avukatlar günü kutlarken konuşuyorsun evet. De, değil mi? Evet. Cihan Hocam bir de şey var. Kaynarca'da bir ilgin var mı? Takip ediyor musun? Kaynarca'da karma OSV evet. Konusu var. Evet. Buna karşı çıkan bir platform var. Evet biliyorum. Nedir konu? Konu Kaynarca'da bir OSV var. Şimdi karma bir OSV için. Karma OSV'de Adapazarı sınırları. Yani açılımı ne karma OSV'nin? Açılımı her şeyde. Torba yasa gibi yani. Her şey var. Her şey. Şimdi her şey var yani. Her şey atabiliyorsun. Ne olduğunu bilmiyoruz artık. Evet. Bacalı bacasız da olabilir. Nasıl? Bacalı bacasız. Tabii tabii. Girmiş olabilir orada. Karma dediği odur belki yani. Tarıma zarar verebilir bacalı. Evet. Şeyi de Yenikent taraflarını da etkileyecek. Evet. Hava kirliliği anlamında evet. Etkileyecek. Taşoluk ve Okçular evet. Mahalleleri. Şeye yakın. Yenikent Adapazarı'na yakınmış tabii, yani. Tabii çok yakın. Evet. O Yenikent'in bir derneği de sivil toplum kuruluşu da ona destek verdi. Zarar verdi. Tabii zarar verdiği söylüyorlar. Kaynarca Sivil Toplum Platformu, KASTOP. Evet, KASTOP. Orada bir gazeteci arkadaş var, Sedat Balta'da herhalde. Sedat Bey'le çalıştığı zaman da bizim Sakarya'da beraber çalışmıştık. Başında o. Evet. Bir şey var, sivil toplum kuruluşlarının bir çalışması var. Önder Döker var, Türkiye Avrupa Birliği şeyi var, başkanı, derneği başkanı Sakarya'da biliyorsunuz, avukat Önder Döker. İsim olarak onlar geçiyor. Bilmiyorum ne olur. Ama şöyle söyleyeyim, biz mesela o BMC dediğiniz yerde kömürlü termik santral yapılacaktı, hatırlıyor musunuz? Biz evet. Termik santral evet. için ayaklandık. Buradan da çok destek aldık. Akyazı'dan, Hendek'ten, evet. Pamukova'dan, şeyden. Çok Kaynarca da geldi, bize destek verdi. Onu püskürttük, o gitti. Şimdi federasyon başkanından istifa eden Limak'ın da gözü vardı orada. Evet. Holding'in gözü vardı. Gözü vardı derken sanayici tabii uygun bulduğu yerde yani yapacak. Adamın işi o ya. Adamın işi o yani. Ya onun, adamın işi o. Siyasetin bunun önüne açması öyle yani Karasu gibi bir yerde Sakarya'nın denize döküldüğü yer. Tabii onlar termik santraller su kenarı istiyor. Evet. Soğutma için herhalde. Dolayısıyla biz ona engel olduk. Arkasından BMC gelince fit olduk tabii. Alkışladık. Yani BMC gibi yatırım olsun. Savunma sanayi, tanktı, şuydu, buydu. Kirlilik yaratmayacak. Sevineceğiz, kursağımızda kaldı. Ya, ama kursağımızda kaldı evet. Maalesef yani. O konuda şimdi inanır mısınız bir açıklama yok. Geçen ilçe danışma toplantısı oldu. Ya insan çıkar bir der ki bu BMC burada insanlar iş bekliyor, aş bekliyor. Demiryolu konusunda hiçbir açıklama yok Alaaddin Bey. Demiryolu konusunda herkes tut yemiş bülbül. 320 milyon liraya ihale ediyorsunuz. İhalenin %16'sı yapılıyor. Arkasından 825 milyon liraya yükseltiyorsunuz. Parayı ödüyorsunuz. Yapılmış iş 320 milyonluk şeyin bütün güzergahın %16'sında duruyor. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Bu konu unutuldu. Kimse değinmiyor buna. İktidar Partisi zaten hiç unutturmak istiyor. Muhalefet de üzerine gitmiyor. 825 milyon lirası Sakarya'nın git. Ne demek 825 milyon lira? Büyükşehir'e verin şimdi 825 milyon lira bakayım ne yapacak? Nereli, neler yapacak? Evet. Neler yapar? Yani konu çok. Günden bugün ekonomiden girdik. Nereye geldi? Ama hepsi birbirine bağlı tabii bu işlerin. Tetikliyor birbirine. Yani, evet. Hepsi birbirini tetikliyor. Bir konu daha var. Ona değinmek istiyorum. Şimdi bu
AK Parti'de geçtiğimiz dönemde yaşanan bir adaylık krizi demeyeyim de, kriz olmaz AK Parti'de, adaylık krizi. Yukarıdan emir gelir, sen adaysın denir, olur. Ama öncesinde işte çeşitli yoklamalar yapılıyor, temayül yoklamaları falan yapılıyor. Eski, çok eski tek parti döneminde olduğu gibi açık o gizli tasnif gibi bir şeye benziyor. Burada Sakarya'da onu sayacak becerdiği... Yok, hayır, toplayıp hemen onu övünerek anlatıyorlar. Arkadaşlar toplayacağız, torbaya doldurup genel merkeze götürüp orada sayacağız, kimse endişe etmesin. Yani tavukları yakalayıp tilkinin alanına bırakacağız, merak etmeyin. Onlar... Yani 500 bin tane... Tavuklara bir şey olmayacak. Tavuklara bir şey olmayacak, merak etmeyin. Genel şimdi, o aşamada... Bakın şimdi bizim Sayın Başkan ikide bir bunu söylemesin bir daha. Onun için kendisine ulaşamadım. Ulaşamıyoruz epey süredir. Buradan iletmek istiyorum kendisine. Şimdi tarihler uyuşmuyor. Arşivlere baktım. Geçen katıldığı bir televizyon programında demiş ki işte ben istemedim partiye gelmesini. Evet, istemedi. Doğru. Mehmet İspiroğlu'nun partiye gelmesini istemedi seçime 9 ay kala. Dedi ki istemiyorum. Arkasından seçimler geldi. O arada da onunla konuştuğunu, AK Parti belediyeciliği yaparsa yanında olacaklarını ve yapmazsa senin işine karışmayacağız, sen de partinin işine karışma bundan sonra madem partiye geldin dediğini aktardı. O da doğru. Yanlış olan bir şey var. Yanlış olan şu. Adaylık süreci başladığında Mehmet İspir yerine İshak Sarı inan edildi aday. Ne zaman? 13 Ocak. BMC'nin temel atma töreni günü. Sayın Cumhurbaşkanı Karasu'ya geldi. Oradan da Adapazarı'na geldi. Yanlış hatırlamıyorsam 13 Ocak pazar günü. Burada AK Parti'nin adayları açıklandı. 13 Ocak. Evet. Doğru. 2019. Şimdi orada İshak Bey diyor ki bizden aday olamayınca CHP'den adı geçti. Oradan olacaktı. Oradan istemediler. Sonra istemediler. Sonra gitti. Bir başka partiden oldu. O başka parti de Büyük Birlik Partisi. Evet. Büyük Birlik Partisi, affedersiniz, ittifakta değil mi Cumhur İttifakı'nda? Evet. Büyük Birlik Partisi, küçük ortağı. Evet. Küçük ortağı, AK Parti'nin istemediği bir belediye, kendi belediye başkanlığı, bir daha aday yapmayan AK Parti, ortak olarak gidiyorsun, onun adayını alıyorsun, belediye başkanlığı getirip başkan adayı yapıyorsun. Bu kabul edilebiliyor ama Mehmet İspir'in CHP'den işte adının geçmesi gündem oluyor. Öbürü unutuluyor ama. Aile içi dediğim olay bu. Şimdi tarihlere baktım. CHP adayı 2018 Aralık ayında ilan edilmiş. 16 Aralık 2018'de parti meclisi toplanmış ve Karasu adayını Doktor Operatör Doktor Kerem Eksoy'u ilan etmiş. Arada neredeyse 20-25 gün var. Bu teknik olarak mümkün değil ama şu olabilir. Kamuoyunda gelebilir, istiyor gibi dedikodular olabilir. Sayın Başkan bu şey yapılabilir. Pazarı kızıştırmak için kendisi de böyle bir şey olabilir. Evet, olabilir. Evet, olabilir. Evet, şöyle görüşmeler falan, gitmeler gelmeler olmuş olabilir. Ama bir belediye başkanının bunu böyle gerçekmiş gibi dile getirmesi yanlış. İnşallah bundan sonra da bu yanlışa düşmez. Nurhan Hanım bununla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklaması zaten. Var. Eski ilçe başkanı. Tabii. Evet, onunla ilgili bir açıklama yaptı yani. Bizi, sordum, ben, bizi o hesapların içine katmayın dedi. Bizi dedi katmayın. Evet. Dedi, o hesapların evet. İçine. Kendi başınıza çaresine bakın dedi yani. Evet. Evet. Evet Orhan Bey, sana gelelim. Biz siyaseti de konuştuk, ekonomiyi de konuştuk. Hendek Spor'dan bahsedelim. Hendek Spor yarın çok önemli bir maça çıkıyor. Tabii Hendek Spor yani Kağıt'tan maçından önce Elazığ Spor maçını yaşadık. Çok talihsiz bir maç yaşadık. Orada Hendek Spor Sportif Direktörü Numan Cengiz'in anısına maç biletleri bedava yapıldı. Ücretsizdi. Yani tribünler doldu. Yani maç öncesi Numan Cengiz'in yani o duygu yüklü şeyi, ailesi de oradaydı zaten. Çocuğu da babasının forması olan 4 numarayla çıktı. Videoya verebilirsek abi. Neydi? Hendek Spor diye. Hendek Spor. Görüntüyü evet. Verebilir misin? O yüzden babasının formasıyla çıktı. Yani ilk defa Hendek, yani uzun zamandır Hendek'te böyle bir duygu yaşandı.
stadyumda. Evet, orada şu 4 evet. numara. Çok çok güzeldi. Altyapı takımı da oradaydı. Evet, Numan Cengiz'in forması 4 numara. Yani 7'den 70'e herkes oradaydı Hendek'te. Evet. Yani bu maça gerçekten iyi hazırlandı Hendek. Maç öncesi de taraftarlarımız da inanıyordu galibiyete. Yönetim inanıyordu. Yönetim de inanmıştı. Aynı şekilde Hendek şehri de inanmıştı. Sakarya şehri de inanmıştı. Yani bu şeyle çünkü Nevşehir'i deplasmanda 3-0 yendik. Hendek stadında rahat yeneriz diye düşünüyorduk. Buna rağmen üzücü bir sonuç aldık. Sahamızda yenildik ama burada galibiyete inanmayan futbolcu kardeşlerimiz inanmamıştı. Yani maçlama düğünden bitiş düğüne kadar sahada koşmayan, mücadele etmeyen, yani arkadaşına yardımcı olmayan, pozisyon üretemeyen bir Hendek Spor vardı. Bazı internet haber sitelerinde hakem eleştirildi. Hakemin kötü yönetimi. Bir de hep Doğu Anadolu kökenli hakemler veriliyor. Elazığ'da bölgede bir de Kahta evet. Spor var. Neden bunlar veriliyor gibi insanların kafasında sorular oluştu. Ama şunu söyleyeyim. Yani hakeme, ben mesela yazımda hakeme fazla bir şey diyemedim. Hakeme kadar bizim futbolcularımız hiç oynamadı. Önce kendin bir isteyeceksin. Evet, hiç oynamadık kendin yani. Kendin isteyeceksin ki zaten. Yani bir 90 dakikada oynasaydık gene aynı şekilde oluruz. Zaten hocamız da bunlar oydu. Tuttu, 3. stoper oyunu aldı. Takım mağlup 2-0, 3. stoper alıyorsun oyuna. Defansa takviye yapıyor. Tabii, defansa da. Yani öyle bir düşünce vardı. Fark yemeyelim yani. Tabii, o kadar yani. Kısaca şöyle yani, isteksiz bir, hani o deriz ya, ruhsuz oyun. Evet. Bir oyunun ruhu olur yani. Kazanacak takım belli eder, mücadele eder, basar. Evet. Hani der ya, topu ısırır. Evet. Hendek Spor'da biz onu göremedik. Futbolcuların hiçbirini göremedik. Yani iyi bir topçu işlerinde, kötünün iyisi de var deseniz gene gösterecek. Yani maç bitse de eve gitsek mi? Tabii, aynı şekilde. Yani ben onu şöyle diyorum yani. Futbolcular Gülhane Parkı'nda dolaşır gibi dolaştılar. Yani bu Gülhane Parkı'nda dolaşmayı anlamıştır yani evet, bizi evet, izleyenler. Evet. Aynı o şekildeydi. Bizim teknik heyette tiyatro seyreder gibi seyrettiler. Müdahaleler de yetersiz. Demek ki iyi seyredemediler yani. Burada tabii yönetim de aynı şekilde. Yönetim baştan beri söylüyoruz ama bu noktadan sonra yönetime yüklenmek, eleştirmek bir sonuç vermez. Bu iş futbolcularla ve teknik heyetin işi. Ama ben şuna dikkat çekmek istiyorum. Bir takımın en önemli gücü 12. güç dediğimiz, 12. adam dediğimiz taraftardır. Evet. Ben Hendek Spor'da profesyonel lige çıktığımızdan beri bu itici güç olarak bu taraftar şeyini göremedim. Elazığ maçında da tribünlerimiz dolu ama maalesef bir takımı ateşleyecek, takımı canlandıracak, oyuna katkı sağlayacak bir taraftar desteğimiz gene yoktu. Burada tabii taraftar üzerine düşeni yapmadı. Yönetim zaten üzerine düşeni görevi yapmadı. Şeyden beri, ligin başından beri yapılan transferleri, hoca tercihleri hep biz eleştirdik, yazdık. Dediğimiz noktaya da gelindi. Şu anda takım düşme potasında. Aslında harcanan paralara baktığımız zaman, mali kongresinde şey yaptığımız zaman 3. ligde ciddi anlamda bir rakam şey yapıyor. Bu rakamın karşılığı bu olmamalı. Harcanan bütçenin, harcanan rakamın karşılığı en azından playoff'ta mücadele olması gerekirdi. Yani ben şey derim her zaman, şimdi başarı bir yolculuktur, bir varış noktası değil. Yani bir yolculuktur ama bir varış noktası değil. Hendek Spor yönetimi Bal Ligi şampiyonluğuyla başarı yolculuğunu kafalarında bitirmişler zaten. Hmm. Bir şey oldu, biz bu takımı şampiyon yaptık. Savunmaları bu. Evet. Arkadaş eleştiriyorsun ama biz yaptık şampiyon. Tek şey bu yani, söylenen bu. Takım buraya kim getirdi diyorlar. Tabii kim getirdi diyorlar. Yani Bal Ligi şampiyonun başarıda bir varış noktası olarak kabul edilmesi bana göre amatörde kalma. Kafaların amatörde kalmasıdır. Yönetimin amatörde kalması, taraftarın kalması ve şehir de amatörce davranıyor. Bunlar birleştiği zaman tabii amatörce yönetilen bir kulübünde düşme potasının olması çok normal. Ama ben üzülüyorum. Zor çıkılıyor lige. İnşallah düşülmesin. Yani yarın Kahta maçından bir alacağımız 3 puanla artık silkelenmeleri lazım yani.
Ve bunun hatta futbolcu kardeşlerimiz ve teknik heyette farkına varsın. Ciddi yaptırımlar olması lazım. Ödül veriliyor. Cezalar olması lazım. Ciddi ceza. Çünkü ceza da olması bir şehrin yani. 70 yıllık özlemi belki de bir 90 dakikayla son bulacak. Evet. 70 yıllık bir özlem. Bak Sapanca mesela Ballıgin'de lider oldu. Sevindik. Hendek dursun. Sapanca dursun. Peşinden gelebiliyorsa Karasu gelsin. Diğer takımlarımız gelsin. Futbolcu şehri Sakarya olmaya devam edelim. Ama şu anda baktığımız zaman üstlüklerde de bir şeyimiz yok. Bizim Sakarya temsil edecek böyle önceden gösterdiğimiz Türkiye'nin tanıdığı. Ben bir milli futbolcu hatırlamıyorum yakın zamanda. Varsa Sakarya'dan çıkan son zamanda. Oğuzları Moğuzları saymıyoruz. Onlardan sonra. O kuşaktan sonra yok. Yok yani. Bu da o büyük bir üzüntü. Aşırı derecede adından sonra tren yok. Yok, var birkaç tane ama. Var birkaç evet. Tane. Evet. Oynayan da. Evet. Ama böyle aman Mustafa aman. Pekdemet var, şey var. Ya, Mustafa değil mi? Pekdemek var ama bu da eski yani. Eski evet. Daha, ya, adından söz ettiremedi. Yani pek evet. Şey gibi bir Oğuzlar gibi bir evet. Tuncay gibi olmadı yani. Yani yönetici arkadaşlarımız şunu iyi yaptılar. Tek yaptıkları iş kendilerine gelen eleştirileri hemen cevap verdiler. Gazetecilerle kavga ettiler. Benle kavga ettiler yani. Aslında yöneticilerle gazetecilerin ortak paydası Endekspor. Endekspor varsa onlar var. Endekspor varsa biz yazarız çizeriz. Bunu biraz dozunu kaçırdılar kişiselleştirince. Tabii bayağı kavga büyüdü. İnşallah o kavgada yani Numan Cengiz şeyler yavaşladı. Bu vasıtayla da biter diyorum ama ben her zaman için söylüyorum. Yarınki maç bizim bu zamana kadar söylemedim. Ölüm kalım savaşı. Evet. Bu maçı ne yapıp ne edip Endekspor tabii lehine çevirmesi. Ya genel söylüyorum 70 yıllık bir özlem kolay değil. Tabii. Kağıttan durumu ne? Kağıtta da bizim hemen altımız. Yenerlerse bir üstümüze çıkıyorlar. Ama çok kritik. Ya Hendek'te var ya alttaki takımları yeniliyor. Evet. Üstteki takımları yani. Yeniyor. Ben de Hendek demiş anlamış değilim. Yani evvelki hafta üçüncü olan takımı yendiler. Evet. Ondan sonra geldiler küme düşmüş en azından yenildiler. Ya arkadaş. Evet. Ben anlam da veremiyorum. Var. Yani buradan taraftarlarımızın üzerine düşeni görevi yapması gerekiyor. Özellikle yarın bir 90 dakika yapsınlar. Takımı desteklesinler. Çünkü inanın taraftar takıma sahip çıkmadığı zaman her yerde böyle ev sahibi takımlar deplasman muamelesi görüyor. Deplasman takım muamelesi görüyor hakemler tarafından. Evet. Hakemleri etkilemek çok önemli. Ya baskıyı kuracaksın. Baskıyı evet. Kurarsan 3 puanı alırsın yani. Yoksa başka türlü alamazsın yani. Endekspor'da durumlar bu durumdayken bir de şeyi anlatmak zorundayım. 1954 Endekspor handbol takımımız var. Dün Ankara'daydılar. Playoff maçlarına çıkıyorlar. Eğer onlar da playoff maçlarında ciddi başarı gösterirlerse onlar da birinci lige çıkacaklar. Çok iyi. Birinci lige çıkması, Sakarya Büyükşehir de aynı şekilde, Büyükşehir Belediye aynı şekilde birinci mücadelesi veriyor. İnşallah ikisi birden çıkar. Yani hep kapalı spor salonları şeyi daha farklı oluyor atmosferi. Evet. Pek de şey oraya doğru yönelme yok. Şehrimizde de öyle. Daha bizim aklımıza mesela handbol, voleybol son zamanlarda iyi. Ülke genelinde yapılan başarıdan dolayı basketbolda gene aynı şey iyiyiz. Ama handbolda biraz şeyde kaldık. Şehir olarak da. İnşallah birinci lige Sakarya Büyükşehir Belediyesi de çıkar. Endek 1954 Endekspor da çıkar. Şehir olarak seviniriz. Çünkü onların da bakıyorsun Cenab-ı Avrupa'da maçları oluyor. Onların da kupaları var. Şehrin ismi geçiyor. Mesela bir bisikleti ki herkes küçümser ama bir bisiklet sporuyla Sakarya şehrini tüm dünya tanıdı. Evet. Dünya tanıdı. Evet, dünya tanıdı yani. Tabii. Buradan yani Büyükşehir Belediye Başkanı bisiklet sporundan ötürü de teşekkür ederiz yalnız, yani. Bisikleti Sakarya'ya getiren eski vali yardımcısı Fatih Şişek. Fatih Şişek. Evet. Evet. Yani kim yani, o vesile olduysa. Evet. Ondan evet. Sonra o işte bütün her şeyini tamamladı. Yazışmalarını bitirdi. Evet. Parasını da çıkardı. Büyükşehir'e evet. Bunu kabul etti. Yani başka belediye başkanı olsa kabul etmezdi. Türkiye'de zaten Sakarya gibi bir bisikletle bir şehir yok. Yani bu şekilde dünyada da sayılı galiba. Zaten bisiklet şehri Kopenhag'da da ödül aldık zaten evet, Sakarya evet, şehri evet. Olarak. Yani handbol takımı da inanın futboldan çok böyle maliyeti düşük. Bir futbolcuya harcanan parayla
bir futbolcu transferiyle bir takım koca sezonu bir takım kur. Evet. Ben şaşırdım. Ya madem evet. O kadar maliyeti düşükse ve başarı da kolay yakınıyorsa bu sporlar da şey yapar. Bak Avrupa bu yüzden ilerliyor. Bu olimpiyatlara giriyorlar. Biz madalya almak aldığımız yerler bellidir. Adamlar her dalda alıyor. Yani bu şekilde yani 1954'ten ücretleri de düşük oluyor. Transfer evet, ücretleri tabii, de düşük oluyor. Evet. Yani belki de amatörce oynayanlar da. Almıyor harçlık ya. Harçlık tabii. O şekilde yani. 1954 Hendek Spor Sakarya şehrini ve Hendek şehrini kıt imkanlarla, kıt kaynaklarla mutlu ettikleri için ben bir Hendekli olarak, Sakarya şehrinden bir mensup olarak, bir gazeteci olarak teşekkür ediyorum. İnşallah onlardan müjdeli haber bekliyoruz. İnşallah. Büyükşehir Belediye'mizin handbol takımından da bekliyoruz. Hendek'teki spor bu şekilde. Amatör abi bir parantez açıp bırakacağım. Evet. Amatörde bu dönem bir sıkıntılı süreç yaşadık. 7 tane Hendek takımını bir grup yaptılar. Bir tanesi otomatikman çıkmadı. 6 takım mücadele etti. 6 takımın 4'ü düştü, ikisi kaldı. Ya bu da yanlış bir sistem. Adaletsizli bir sistem yani. Evet. Bugün baktığımız zaman 13-14 takım olduğu zamanlar Alaaddin abi yöneticilik yaptığını bilirsin. 3 ya da 4 takım düşüyordu. 3 düşüyordu. Evet. Sen bugün 6 takımdan 4'ünü düşürüyorsun. 2 takım. Ya buradan ASKF yönetiminin bu kararını bir gözden geçirmesini, en azından yapılabiliyorsa yapılsın, ek bir kanun mu çıkartırlar, ek bir madde mi koyarlar. Yani amatörün yaşaması için, devam etmesi için en azından 4 takımdan bir tanesini, 2 tanesini kurtarması lazım. Yani. Çünkü ikinci amatör liginde oynaması gereken takımı aldın, direkt bu gruba koydun. Düştü o zaten. Birinci amatördeki de düştü, ikinci amatördeki de düştü. Yani bu yapılıyorsa ikinci amatördeki bir takım birinci amatör takımlarıyla birlikte hiç ikinci amatörde mücadele etmeden birinci amatör grubunda mücadele ediyorsa birinci amatör takımı en azından bir takımı da kurtarılması gerektiğini düşünüyorum yani. Çok yani bir de şunu yaşadı Hendek. Spor kulüpleri, amatör spor kulüpleri birbirine düştü. Maçlara gittim. En son dedim ki ben maça gitmeyeceğim. Bakıyorum kavga eden de bizim tanıdığımız cami Hendekli çocuklar. Aile içi kavga. Tabii. Üzülüyoruz. Ben bugün taktın aile içi kavga. Aile içi kavga. Aile içi kavga. Yani, üzülüyoruz yani. Yani Hendek takımları birbirine düştü bu sistem yüzünden. İnşallah bir daha bu sisteme, buna benzer sistemler olmaz. Bir ilçenin takımları yanında dağıtın kardeşim ilçe takımlarını. Bize Akyazı gelsin, bize Akyazı'ya gidelim, Karasu gelsin, Karasu'ya gidelim. Ya zaten işin güzelliği o ya. Evet. Yani bunlar arası rekabet olur. Tabii işin güzelliği olmaz. O ya. Tabii. Kaliteyi yükseltmek istiyorsan rekabet olacak. Yani ben Yaşar Zımbay, ASKF Başkanı'nı çalışmalarından dolayı çok takdir ediyorum ama bana göre bu sistemle yani bu konuda bu çalışmalarını yetersiz buldum. İnşallah dediklerimiz yani dikkate alınır. Belki onlar da vicdanen rahatsız olur. Çünkü amatör sporun ayakta durması lazım. Yani her mahallede gençlerin spor yapması gerekir. Gençler spor yapmazsa ya uyuşturucuya gider, ya alkole gider, ya sigara alışkanlığı yakalar. Bunun için önemli diyorum. Ben buradan Yaşar Zımba'nın, başkanın bu konuyla ilgili mağduriyetin giderilmesi yönünde bir çalışma yapacağına hala inanıyorum. Evet, benim de Hendek sporla ilgili düşüncelerim bu abi. Evet, Pamukova 1967 düştü. 68. 68 pardon düştü. 67 aklıma kapının... Şifreden dolayı. Şifreden ya. Evet. Evet, Pamukova 1968 geçtiğimiz hafta itibariyle Ballıgin'e veda etti. Evet. Zaten beklenen bir sonuçtu artık yani. Bu kadar destekten yoksun, bu kadar kendi haline bırakılmış bir takım gidebileceği yer ancak bu kadardı. Buraya kadar gitti. Ben başta kulüp başkanı Hüseyin Şaroğlu, antrenör Mehmet Atmaca olmak üzere tüm futbolculara teşekkür ediyorum. En azından bu aksiyonu, bu güzelliği Pamukova'ya yaşattılar. Tabii ki gönül isterdi ki başarılı olsunlar ama dediğimiz şartlardan dolayı maalesef başarılı olamadı. Tabii yapılacak bir şey yok bu saatten sonra. İçimizdeki İrlandalılar sevinsin. Bu kadar yani biraz ağır olacak ama ben aynı zamanda kulübün bir yöneticisi olarak söylüyorum. İçimizdeki İrlandalılar sevinsinler. Bundan sonra süper amatörde mücadele edecek. Ama inşallah Pamukova 1968'in hedefi yine bir firmanın desteğiyle
gelecek yıl Süper Amatör'den yine Bal Ligi'ne çıkmak. Bal Ligi'nden sonra da 3. lig hedefi var. Tabii çok büyük bir hedef bu ama başarılamayacak bir hedef değil. Eğer içimizdeki İrlandalılar müsaade ederse Pamukova 1968 bunu başarır. İnşallah. Bunu benim Pamukova hakkında söyleyip 68 hakkında söyleyebileceğim bundan ibaret. Çünkü söyleyecek çok şey var. Çok doluyum. Ama söylemek istemiyorum burada. Daha fazla konuşmak istemiyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte daha başarılı olur. Diğer bir konumuz vardı. Onu bir kısa bir oynatabilirsek Karandere. Karandere vardı. Karandere, Pamukova. Karandere, Pamukova. Şimdi bu Pamukova'nın içinden geçen Karandere Deresi. Bu mu? Evet. Evet. Burada konuşmalar var ama buna pek zamanımız yok. Evet. Ben kısaca anlatayım. Pamukova eski aylarının oradan doğan ve Sakarya'ya dökülen, Pamukova'nın içinden geçen bir dere burası. Şimdi bu derede biz zamanında çocukluğumuzda giderdik yazın. İşte o şelalelerin altında, biraz önce gördüğümüz yukarıdaki büyük şelalelerin altında giderdik. Oralarda yüzerdik. Çok güzel, tertemiz suyu var, pırıl pırıl suyu var. Ama maalesef şu anda öyle bir su yok. İçerdiniz bile değil mi? Tabii canım, içerdik. Evet. Ve hala oradan içme suyu desteği alıyorlar. Yani Pamukova'da bazı haneler, yani o güzergahta evet. bulunan bazı haneler. Ancak şu anda hayvan pisliği akıyor. Ve leş gibi kokuyor. Derenin içine. Dere. Pamukova merkezin içinden geçiyor. Zaten görünüyor orada, yeşil yeşil görünüyor. Şimdi yukarıdaki eski yayladaki eski yayla ve o bölgelerdeki karların erimesiyle tabii suyun şeyi de fazlalaştı, debisi de fazlalaştı. Ancak eski yayla mahallesinde büyükbaş hayvan çiftliği var. Bu çiftlikteki hayvan gübreleri maalesef buraya akıtılıyor ve akıtıldığı zaman da ortaya çok üzücü manzaralar çıkıyor. Buradan hayvanlar su içiyor, buradan insanlar bir şekilde faydalanmaya çalışıyorlar. Bu vatandaşlar da buna isyan ediyorlar. Diyorlar ki ya biz burada bu kadar ya hayvanlarımızı suluyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Bu dereyi neden bu kadar kirletiyorsunuz ve neden bu kadar kirletilmesine sessiz kalınıyor? İşin en enteresan tarafı ve iddiayı söylüyorum. Tabii ki Büyükşehir Belediyesi bununla ilgili mutlaka bir araştırma yapacaktır. Mevcut eski aile mahallesinde bulunan mevcut çiftliğin hayvan gübrelerinin bir bölümünün küçük derecikler vasıtasıyla biliyorsunuz küçük dereciklerin işte Akçay'a ulaşmasıyla ortaya büyük bir baraj çıktı. Akçay Barajı'na da bu pisliklerin ulaştığı yönünde iddialar var. Ben Büyükşehir Belediyesi'nin bu iddiaları değerlendirmesini istiyorum. Bakın görüyorsunuz berbat zaten bir şekilde. Evet, renginden belli. Renginden. Büyükşehir Belediyesi lütfen bu şeyleri değerlendirsin. Çok ciddi iddialar bunlar. Vatandaşların... Çevre katliamı resmen ya. Ya resmen çevre katliamı. Yani bir de içme suyuna karışıyor. Zaten kötü yani. Yani. Ve bu Sakarya'ya akıyor. Evet. Tarımda, sulamada, hayvanlar sulamada her şeyde buradan faydalanıyor. Burada bunun etrafında küçükbaş hayvancılık yapılıyor. Yani benim anlamadığım bir şey var. Ben güvenim bizim sağlıkçı, yani belediye başkanımız sağlıkçı. Eczacı. Eczacı, evet eczacı. Ve bu konuda çok duyarlı, yani özellikle sağlık konusunda çok duyarlı. Bu konuyu bir an önce el atıp, bu konunun vatandaşların şikayetlerine bir an önce son verilmesini, bu çiftliğin özellikle bu dereye bıraktığı o hayvan pisliklerinin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor. Yani... Gerçekten çok pis kokuyor. Yani hele biraz daha havalar ısındığı zaman. Alaaddin abi seslenirse bu iş oluyor. Pamukova şey, Hemze'nin geçitle ilgili bir şey vardı. Ankara'ya evet, gitmişler evet, ya. Evet, evet. Yani Alaaddin abi bir seslenir. Yani programdan ya. Hemen evet, diğer günün sabahında yetkililer arabaya binip Ankara yolunu tutmuşlar. Evet. Hemze'nin geçitle yani, haber yapmışım. Sen bu dere işine bir seslen abi. Yani, ama o Yusuf'un başarısı yani o benim değil Yusuf. Araştırdı, etti getirdi, buraya getirdi. Yani. Evet. Yoksa benim oradaki dereden nereden haberim olacak? Şimdi bu derenin çıktığı, yani başlangıcından itibaren ben önümüze gelen hafta gideceğim, inceleyeceğim, bakacağım. Küçük derelerle nereye akıyor, ne yapıyor? Çünkü haritalar da var elimizde. Yani artık büyük belediyenin yapmadığını sanıyorum biz yapacağız. Bir an önce, özellikle Büyükşehir için çok önemli. Lütfen bu konuyu araştırsınlar. Küçük derecikler vasıtasıyla bu suyun bir bölümünün Akçay Barajı'na aktığı yönünde iddialar var.
eğer hayvan pisliği de oraya bulaşıyorsa burası içme suyu olarak kullanılıyor. Akçay'ın içme suyu olarak Sakarya kullanıyor. Gerek tedbirler bir an önce alınmasın. Evet, bir programın da sonuna geldik. Güzel program oldu, hoş bir program oldu. Konuşamadıklarımız var, konuştuklarımız var. İnşallah haftaya aynı gün, aynı saatte tekrar bir araya gelip tartışmanın devamını getiririz inşallah. İnşallah. Hoşça kalın, esen kalın diyorum. Bizim Yapı, ilçelerde gündem programını sundu.